Günaydın, hoş geldiniz. TV yüz ekranlarındayız. Ben Kerem Kırçıval. Günün ve gündemin sorularını sormak için karşınızdayım. Ramazan Akkır, doçent doktor gazeteci yazar Ramazan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi Nasılsınız? yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. İyiyim. Çok şükürsünüz bugün. Teşekkür ederim. Her Çok zamanki razıksınız. gibi. Sağolunuz. İlerleyen dakikalarda ekonomist inanç sözler de bizimle beraber olacak. Keza hukukçu Yiğit Acar ve Serdar Ayüktem de trafiği aşarlarsa yayınımıza katılacaklar. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de yayınımıza katılacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuların mallarına el koyacağız dedi. Bu çok önemli bir mesele. Başından beri Cumhurbaşkanı bu konuya özel bir hassasiyet gösteriyor. Özellikle gıda konusunda stokçuluk yapanlara yapanları ikaz ediyor. En sonunda da artık herhalde onu da çok öfkelendi ki. Mallarına el koyacağız dedi. Bu önemli. Gerçekten de fiyat artışları, yani ben de bundan çok şikayetçiyim. Ee, bir enflasyon, bir dalgalanma var ama bazı ürünlerde fiyat artışları, kağıt peçete mesela, e, akıl alır gibi değil. Yani e, nasıl birden birdenbire bu kadar yükseliyor, bir fırsatçılık mı var, bir stokçuluk mu var? Bu mesele önemli. Cumhurbaşkanı da buna dikkat çekti, bedelini ağır ödeteceğiz bu stokçulara dedi. Katar seyahati önemliydi. Ardından yapılan kabine toplantısında gündem elbette ekonomiydi. Döviz mevduatı olanlara ve yastık altında para biriktirenlere de bir çağrı yaptı. Bunları yatırımda değerlendirin, bu fırsatı kaçırmayın. Ekonomideki kurtuluş savaşına destek verin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyasette de İyi Parti içinde e, Koray Aydın'dan sonra Cihan Paçacı da sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı çıkarcasına e, açıklamalar yaptı. Meral Akşener sessizliğini koruyor. E, ama Millet İttifakı'nda neler oluyor? Yani aday belirleme konusunda bir sıkıntı mı yaşanacak ya da Millet İttifakı'nda bir çatlak mı var? Bu önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda da Reuters'a verdiği bir röportaj var. O röportaj da önemli. Aday mıyım değil miyim? Genel başkanlar belirler ama adaylık gündeminde yok. Son bir cümle ama önceki cümleler Dikkat çekici onu da birazdan tartışacağız. Bir diğer mesele Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili kararı. Cumhurbaşkanı bu kararı tanımıyoruz dedi. Bu iş nereye varır ona bakacağız. Şimdi sohbete başlayalım. Ee, bir yandan da bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hı hı. Bütçe görüşmeleri her zaman e, heyecan yaratır memlekette. Yani evet. Benim e, bir benzetmem var. Meclis TV'nin en çok izlendiği zamanlar diye. E, hararetli geçer. Evet. E, eskiden de öyleydi. Şimdi de e, öyle ama bu sefer biraz sanki gergin gibi e, bütçe görüşmeleri. Bakanlar, hani atanmış bakanlar e, herkes e, oturgu yöneten başkan vekilinden milletvekillerine sahip çıkmasını istiyor. Bakanlar evet. e, laf yetiştiriyor. Onlar bakanlara laf yetiştiriyorlar. Falan. Nasıl görüyorsun bütçe tartışmalarını? Ya ya bu tartışmanın evet ya yani bütçe görüşmelerinin biraz sert geçmesinin en temel nedeni şu anda içinden geçmiş olduğumuz bu problemli kritik süreçle ilgili. Evet şu anda en ciddi problemimiz ekonomi. Hı hı. Ve toplumun ekonomi konusunda da ciddi beklentisi var özellikle asgari ücret konusunda. burada olumlu anlam, olumlu bir tablo çıkacaktır ama sonuçta beklenti şu anda gittikçe yükseliyor. Hı hı. Yani biraz önce siz de bahsettiniz en basit peçeteyi dahi düşünün. Hı hı. Ciddi anlamda çok efektif çok volatil bir süreç var şu anda. Yani şeyi anladık yani enflasyonu falan anladık ama birden bire bu kadar da büyük tabii, tabii zamlar tuhaf geliyor yani. Aslında evet tuhaf bir taraf var. Bizim alışkın olmadığımız bir durum bu. Evet. Yani bir son 20 seneye bakın evet. Mesela 2018'de enflasyon oranı %35 evet. ülkede. Fakat e bu zamlar zam furyası bu kadar etkili değildi. Çok hızlı değildi. Neredeyse günlük, saatlik bazı ürünlere ürünlere zam oluyor ki Türkiye'nin tarihinde de benzeri şeyleri gördük biz. Ya yani biz leri, %80 gördük, gördük. Ama gördük. hani bir fiyatın yani bir hafta önce 50 liradan 100 liraya çıktığını yani görmedik. yani. bir hafta yani. da değil artık. Birkaç evet. gün bazen işte saatlik değişen ürünler var. bu süreç aslında çok rahatsız edici temel problem burada bu. Ya yani sürekli piyasanın çok hareketli olması, hı hı. bir kimse bazı kimselerin buradan ciddi anlamda rahat elde etmeyi çalışması... stok yapması, tüm bunlar e, havayı ve motivasyonu oldukça etkiliyor. Burada bu kararsızlık, bu belirsizlik e, çok rahatsız edici bir tarafı var. Evet, sonuçta yine ekonomi konuşuyoruz ama ekonomi sadece ya da bu işte bütçe görüşmelerini konuşuyoruz. Ekonomi sadece finans ya da maliye değil, mali politikalar değil. Evet insan faktörü de var evet. burada. Ee, i̇nsanın olduğu yerde biz sosyal bilimciler insanın olduğu yerde şunu söylüyoruz. İki kere iki dört etmiyor burada. Evet. Ee, onun ya için. Mesela Cumhurbaşkanı her fırsatta da bunu söylüyor. Yani Hı -hı. fırsatçılar stokçular bunlara göz açtırmayacağız diyor ama yani toplumun da galiba kendisine düşen ya da e, büyük firmaların da kendisine düşen bir takım ödevler var. Yani evet. ben şimdi eee Evet geçen hafta aldım biraz pahalıya alabilirim. Bunu da anlıyorum. Bu i̇şte dövizdeki dalgalanma evet. falan görüyoruz. Ama yani 50 liraya aldığınız bir şey 100 liraya aldığınız zaman da öfkeleniyorsunuz. Öfkeleniyorsunuz. Yani. Yani. bu dün... kadar bu normal değil yani. TÜİK'in e, açıkladığı enflasyona inanmayalım. Evet inanmayalım. Diğer şeye inanalım. Evet. O da olmuyor. Yani o da Bunun olmuyor. Da o da aşıyor. Ya şu anda şunda hem fikiriz. Evet ekonomik bir e, tablo gittikçe kötüleşiyor. Bir ciddi bir problem sarmalının içerisindeyiz. Bu eyvallah bunda hem fikiriz. Ama bu kadar işte TÜİK yüzde 20 açıkladı. Bir kısım işte farklı. 50 dedi, 60 50 dedi 60 dedi. Fakat ortaya çıkan tablo bundan da öte bir evet. durum var şu anda. Dün e, işte aslında arabamı değiştirmeyi düşünüyordum. Uh -huh. Tam za yanlış zaman şu anda. Uh -huh. Bir galericiyle konuşuyorum. Ben Citroen'e biniyorum. hı. Uh -huh. Marka dedi reklamı ki, reklamı yapmadım. Ha, size. pardon. <laughs> ee, dedi ki hocam dedi günlük 20 lira artıyor. 20 bin lira artıyor şu anda fiyat. Ve işte Ocak'ta artı bir Ocak'tan sonra artı 100-150 lira daha olacak. Hı -hı. Ya, ya bu rasyonel sana. değil. Evet satma diyor şu anda. Bu rasyonel değil. Ya burada ya başka bir öykü de var. Evet bir finans problemimiz var, bir mali problem var ama bir de insan problem var. Bu da Yani bir, bir psikolojik bir şey evet, sanki? Değil mi? kesinlikle psikolojik. Real değil yani. Reel, değil buradaki sorun. Ya çözmek için de evet bir reel zemine ihtiyacınız var. Onun için evet tüm Türkiye, tüm ülke siyasetiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle ve seçmeniyle, halkıyla bu problemle bir şekilde yüzleşeceğiz. Ama problemin ee, önemli bir boyutunu da aslında biz oluşturuyoruz. E, ya ha. en basit araba konusunda galericiler şu, piyasada sıfır araba bulamıyorsunuz ama stoklanmış durumda şu anda. Niye yapıyorlar bunu? Ee, daha çok elde etmek için. Belki şu kısmı rasyonel, bunu anlayabiliyorum. Ee, çok volatil bir süreç var. Ya yani döviz alıyorlar. Ee, evet, döviz oraya geçeyim. Sadece o da değil aslında. Fiyatı yükseleceğini bekliyor. Bir belirsizlik var, bir öngörülemez bir süreç var. Daha çok kazanacağını düşünüyor. Hı hı. Ee, daha çok kazanacağını düşünüyor. Fakat ya bir taraftan da işte hukuku gözetmeniz gerekiyor, adaleti gözetmeniz gerekiyor, evet. insanı gözetmeniz gerekiyor. Ee, özellikle tarımı tabii gerçi aracı falan bir e, kenara koyup e, işte bu tarım ürünlerine baktığınız zaman mesela un ülkenin şu anda ekmeği İstanbul'da da zam geliyor evet. tartışıyoruz değil mi? Hı hı. Hatta bazı yerlerde bazı yerlerde %100'ü aştı şu anda. Hatta %150 evet aştı Türkiye'nin 19 milyon tona, resmi rakam 19 milyon tona Ona ihtiyacı una ihtiyacı var. var. 20 milyon ton üretiyor fakat un %170 yükseldi. 50 anlıyorum, %60'ı anlayabiliyorum. İşte çünkü elektriğe, suya, doğalgaza zam geldi. Siz de yapmanız gerekiyor. Ama bu kadar fahiş bir artışı anlamakta gerçekten şahsen ben zorlanıyorum. Burada belki yapılması gereken... Ee, muhtemelen iktidar da onu yapmaya çalışıyor psikolojiyi yönetmek. Hani Machiavelli'nin meşhur bir laf var ee, güven iyidir, kontrol daha iyidir. Eğer Hı -hı. hani çok yine slogan alca slogan olacak e, kontrol edilmeyen güç güç değildir. Evet. Burada bir taraftan güveni inşa etmek, bir taraftan da kontrolü sağlamak ve bir taraftan da ekonomi politiği yönetmeye çalışmak gerekiyor ama zor bir süreç. Tüm dünyada bu daralma var evet. yani en düşük daralmanın olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri ki parası dolar Hı -hı. döviz parası şu anda enflasyon %9. Evet. %10 %9-10 civarında. Avrupa Birliği ülkelerinde %16 civarında ki Avrupa Birliği ülkelerinde bu imkansızdı normal. Çin'de yüzde %17, %17-18'lere ulaşmış durumda. Evet. Ama tabii bu bunları asla bir mazeret olarak söylemiyorum. Bizi izleyenlerin de böyle anlasın, anlamasını istemem. Evet sorumluluk Sonuçta siyasi iktidar bunu çözmek için hem ekonomi politik tarafını güncel tutmalı, insanın ekonomisine hitap eden bir çözüm üretmeli ki o çabayı görüyorum. Bir taraftan da işin sosyolojik boyutu var. Bunu da boş bırakmamak gerekiyor. Ben Yoksa bir... ekonomi, evet umuda ihtiyacımız var. Evet. Bu umutsuzluk sarmalından bir şekilde çıkmalıyız ve en ciddi hani hep yazıyor ya bir kısım gazeteciler ekonomi partisi ekonomi hı. partisi evet Türkiye'nin kaderini bir şekilde ekonomi belirledi siyasetin kaderini insanımızın kaderini her zaman her zaman yani bu ülke 70 sente ya bu ülkeye saygısızlık bu ülkenin 70 sente muhtaç olmasıdır evet. ki oldu mu oldu tarihte. Hı hı. Onun için bu ekonomi sarmalından çıkıp daha öngörülebilir bir yap. düzlemde hareket etmeliyiz ve kendi gündemimize dönmeliyiz. Evet. Ben de yani şöyle bir katkı vermek istedim. Yani, evet hükümetin izlediği yeni bir ekonomik model var. Evet. E, bunu eleştirebiliriz, eleştirmeyiz. Evet. Ve bunun sonuçları var. Şey e, faizlerin azaltılması koşuluyla Cumhurbaşkanı kararlı bunun karşısında döviz artıyor. Evet. Bunu da anladık herkes evet. günlerdir bunun yorumunu yapıyor. Ama diğer yandan da her şey hükümetin elinde değil. Yani firmaların da ya bu hayat devam ediyor. Evet. Yani ben belli markalara artık şey yapacağım yani tavır alacağım neredeyse. Tabii hani ki yani bu bu normal de değil. Yani sadece hükümetin izlediği ekonomik politikaya verilen bir tepki değil bu artışlar. Tabii tabii. Yani bunu da söylemek lazım. Bu gerçekten anlaşılabilir şeyler değil. Kesinlikle. Ya burada eee biraz önce de söylemeye çalıştım evet olayın bir kısmı sorumlu olan bir kısmı kesinlikle siyasi iktidarda bir model denersiniz olur model olmaz bir model denersiniz olur olmaz olmazsa bunun bedelini zaten halk seçimde sizi ödetir bunun bunun kaçarı yok sonuçta demokratik bir ülke ve seçim oluyor evet bir boyutu da ortada o insanının diyorlar temel problemi biat etmesidir biat kültürü İşte emeklemeden önce der hölderlin itaat etmeyi öğrenirsiniz. Hı hı. Yani sorumluluk kalmayan, kritik etmeyen bir zihin yapısına sahibiz. Sorumluluğu evet. almayı bilmek lazım. Burada çift yönlü bir ilişki var. Bu çift yönlü ilişki, yani sorum, evet, iktidar, örnek veriyorum, iktidar yanlış bir politika denedi ve politikanın zarar etti ve seçimi hı. kaybetti. İktidar, evet, bir kaybediş iktidar cenahında olur ama halk da kaybediyor. Evet. Onun için temelde sorumluluk almayı öğrenmek lazım. Burada. Yani e, e, ben de buradan bir kez daha söyleyeyim. Yani özellikle e, e, sokakta e, bu pahalılığı yaşayanlar belli markaları hedef alıyorlar. Bunlardan bir tanesi de benim. Şu nedenle hiçbir şey normal değil. Bunun ne hükümetin ekonomi politikası ilgisi var ne dövizdeki artışla ilgisi var. Bu gerçekten bir fırsatçılık. E, bu kadar korkunç bir şey. Yani aynı ürün iki marka var. Bir tanesinde bir anda %100'ün üzerinde bir artış var. Diğeri yerinde duruyor. Bir kısmı artıyor. TÜİK'e göre artıyor. Diğer evet. enflasyonu e, belirleyen bağımsız e, evet. e, firmaların ya da organların Kurumlar rakamlarına ayrı. göre artıyor. Ama gerçekten ben sokakta bunun e, bir fırsatçılığa dönüştüğünü e, görenlerden bir tanesiyim. İyi Tacer her zaman olduğu gibi yine programımıza geç katıldı. Hoş geldiniz Yiğit Günaydın. Hoş geldiniz. Bu bir eleştiriydi herhalde. Bir Serkan bir Bey siz buyurun. Serkan Bey de trafiğe takıldı. Buyurunuz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle rica ediyorum. Konuklarımızı da geç kalanları tahta yazacağım bundan sonra. Geç kalanlar diye. <laughs> Ama bunu trafiğe bağlıyoruz. İki saattir trafikteyim. Öyle değil mi? Kalabalık olamaz yani. Çözülemeyen bir sorun İstanbul'un trafiği Yiğit ama ısrarlı bir e, trafik mağduru. Şimdi bütçeden e, başlamıştık. Sonuç itibariyle bir gerginlik var Ramazan Bey. Yani evet. e, bu da toplumdaki gerginlik bir mecliste yansıyor. Yani bütçedeki evet. bu gerginliği öyle mi algılıyorsunuz? Kesinlikle. Yani toplumda bir gerginlik var ama eninde sonunda e, ortak akıl galip gelecek diye ümit ediyorum. Evet. Peki Yiğit Aşar, tekrar hoş geldiniz. Günaydın tekrar. Evet. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Memleketin her zaman ilgisini çekmiştir bütçe görüşmeleri. Hı hı. Yani ilk yani açılışında bütçenin sunumunda genel başkanlar partilerinin görüşlerini ortaya hı hı. koyar. Sonra da işte bakanlıkların bütçeleri tek tek görüşür. Bugün de Maliye Bakanlığı bütçesi var zannediyorum. Ama şu an ne kadar çok gergin geçiyor. Yumruklaşmalar falan da oldu. Ee, ne diyorsun bu süreki bütçe görüşmelerine? Yani şimdi e, bütçenin tabii ilgi görmesi kadar doğal bir şey yok. Meclisin temel görevi aslında bütçe. Hı hı. Ama yeni sistemde e, bütçe her ne kadar tartışılsa da, oylansa da, velev ki meclis tarafından reddedilse de, geçen seneki bütçe Cumhurbaşkanlığı tarafından aynen e, geçerli hale getirilebiliyor. Yani yeni sistemin garabetlerin başında bütçe. bütçe hakkının bile yasamanın elinden alınması durumu söz konusu. Haliyle e, şu anda mecliste yaşanan durum, bir nevi vatandaşın sorunlarını anlatmaya çalışan muhalefetle her şeyi kulağını gözünü kapamış bir iktidar bloğunun tartışması noktasında görülüyor. Dün yaşanan meclis tarihine geçen rezaletlerin biri oldu. Yani İçişleri Bakanlığı bütçesi tartışılırken kürsüdeki hatibe saldırı teşebbüsünde bulunulması akabinde işte bir bakanın çıkıp kürsüye koşar adımla yürümeye çalışması, saldırmaya çalışması yani Bunlar meclis tarihinde, ülkelerin tarihinde e, utanç vesilesi olarak hatırlanabilecek durumlardır. Yani düşünün bir atanmış kişi, hani yeni sistemde bakan falan diyoruz da bakanın memurdan hiçbir farkı yok. Sekreter deyince kızıyorlar. Sekreterin daha çok yetkisi var. Sekreteri işten atmak isteseniz iş kanunu kapsamında güvencesi var. Bakan istifa bile edemiyor bu yeni sistemde. Bir e, laf uydurmuşlar görevden affını istedi, kabul edildi. Af istemesi kabul edildi falan. Yani literatürde böyle laflar yok. Hani her şeyi biz yeniden yani bir, bir, sistem, bir yöntem deniyoruz dediğimiz gibi laf denemeye başladık. Ee, kavram denemeye başladık. Ya hakikaten akıl tutulması içindeyiz. Hani ne yaptığımız, nasıl yaptığımız, niye yaptığımızın açıklanabilir yolu yok. Diyoruz ki yetki aldık, yetkiyi vatandaş verdi. Biz deniyoruz, beğenmezseniz değiştirin. Tabii ki beğenmezsek değiştiririz de sizin bu dönemde açtığınız yaraları, verdiğiniz zararları nasıl kapatacağız? Yani kurumların itibarlarını bırakın, kurumdan ayrılmanın niteliğinin bile değiştirildiği bir ülkede yaşıyoruz şu anda. İşte bir bakanın kendi özgür iradesiyle ayrılamayacağı nitelikte olduğunun altını çizelim ama millet tarafından seçilmiş milletvekillerinin onların temsilli demokrasinin temeli olan ifade özgürlükleri, siyaset yapma özgürlüklerinin artık meclis kürsüsünden bile yok sayıldığı noktadayız. Şimdi hatırlatmak gerekir. Anayasada e, askıya alınmadıysa, rafa kaldırılmadıysa yasama sorumsuzluğu diye bir konu söz konusudur. Bir de o e, şey vurgusu vardır. E, Serkan da herhalde bize katılır. Yani, Serdar. Serdar kürsü dokunulmazdı. Değil i̇şte temeli odur yani. köle yani. geçer. Kürsünün dokunulmaz olmasının sebebi iki eksendedir. Bir yasama dokunulmazlığı dediğimiz yani milletvekilinin gözaltına alınamaması, tutulaması, tutulamaması, tutuklanmaması gibi bir, bir, bir fiil faaliyette bulunması için bir de yasama sorumsuzluğu dediğimiz milletvekilinin söylediği sözlerden e, ettiği fikir beyanlarından ötürü Adi milletvekili bittiğinden abi. sonra bile, yani tabii ki adi su ağrışı, orada tabii. çıkıp birini e, silahla vurursanız falan onu koruyacak tabii, tabii. halimiz yok ama söylediği cümlenin ifade özgürlüğü kapsamında, seçme seçime faaliyeti kapsamında korunması söz konusudur. Şimdi dün bir kelimeyi büyütüp e, yöneten meclis başkan vekilinden tutun, iktidar bile onu grup başkan vekillerinden tutun, işte spor döneminde centilmenliğiyle nam salmış bir tane bugün, milletvekilinin kürsüye koşarak ve yumruk atarak saldırması söz konusu. Ya bunun neresinden bakarsanız bakın utanç verici. Ha bunlar niye yapılıyor? Gerçek konuları unutturmak için. Bu çok basit. Yani bu bütçenin ilk daha 15 Ekim'de geldiğinde dolar kuru 8.88 iken gelen bütçenin bugün biz dövizin şaha kalkmış bir şekilde 13.60 euronun 15 küsürler olduğu günde aynı şekilde işlevsel olmadığı, vatandaşa aynı şekilde faydası olmadığının dahi konuşulamadığı bir ortam yaşıyoruz. İşte görüntüleri reji veriyor şu anda. Yani açıkçası hani yurt dışından bakıldığında ee, herhalde eğlenceli bir ülke burası derler. Hani böyle Kore Parlamentoları gibi değil mi? Ya oralarda biz biliyorduk ya, o neler oluyor <laughs> falan diyor. Onu biz artık şey geçtik. 90'larda bu oluyordu. Tabii tabii. Çok iyi hatırlarsın Kerem abi ama 90'larda en azından mesele bir konuşuluyordu, Sarı bitiyordu. kırılmıştı. Birçok örnek var. Kastım şu, meseleyi en azından konuşabiliyorduk. Şu anda mesele konuşamadan işte İçişleri Bakanı Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını Bindin dediğinde hakaret ediyor. Ya bindim mi binmedim mi kardeşim Peki. onu söylesen. Binmedim Peki. de susalım. Peki. Ona yanıt vermiyor. Siz kumpasçısınız diyor ya da kendisini eleştirene üstüne yürüyor. Ya bu bu garabetin ötesinde bir şey artık. Peki. Serdar Öktem e, niye gergin parlamento bu kadar? Şimdi öncelikle başından beri her yayında şunu söylüyoruz. Bir siyasi uçluk gelmesi lazım. Bunun evet. muhalefeti, hükümeti yok. Dolayısıyla insanlar maalesef gerginliği daha da tırmandırıyorlar. Çünkü sonuçta her partinin kendince bir taraftarı var, kendince bir seçmeni var. O davaya inanmış, oraya hizmet eden bir seçmeni olduğu için de bu insanların hep beraber ve maalesef bu gerginlik topluma da yansıyor. Aslında Acaba asıl... toplumdaki gerginlik mi oraya yansıyor? Bence buradaki... tam tersi siyasi, siyasi uslup gerildikçe hmm. toplumdaki o düşünceye mensup insanlar biraz daha geriliyor. Mesela şimdi Sayın Meslektaş'ın bahsettiği, Evet her laftan her şeyden bir sorumsuzluk var ama kusura bakmayın ama işte Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz diye bir tanesi çıkıp oradan yorum yapamaz. Orası Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet. devletin, milletin meclisi, ki, Türk milletinin meclisi. buna aldı. O ceza bana göre bir şey değil, hüküm değil. Yani adamlar açık açık diyorlar ki ya biz PKK'nın... E, Siyasi uzantısıyız ve burada PKK propagandası yaparız. Evet. Şimdi bir kere buna bir hukukçu... Çok özür dilerim de anayasa 14 çok açık işte. devletin. Sayın meslektaşım ben sizi dinledim anlamında. müsaade ederseniz. Ben konuşayım ondan sonra cevap verecekseniz buyurun cevap verin. Saygıyla dinlerim ben de sizi. Şimdi şöyle, burada e, hani birleşime 3 katılmama cezası evet. verilmesi bana göre Türk milletinin gönlündeki yarayı telafi etmez. Bu anlamda bir e, bence saygısızlık ve terbiyesizliğin aslında kendi partisinde de eğer PKK'nın siyasi uzantısı değilse bir yaptırımı da olması gerekir. Ha hoş gerçi kendisini milliyetçi olarak tanımlayan, milliyetçi söylemlerle ilerleyen bir siyasi partinin e, grup başkan vekilinin şehidin anasına bacısına küfür ettiği yerde hiçbir yaptırım uygulanmaması, sadece grup başkan vekilliğinden o anki toplumun tepkisi alınmak adına bir istifa ettirilmesi durumu söz konusuyken bu anlamda e, o bloktan bir hamle beklemek aslında biraz da e, iyimserlik olur diye düşünüyorum ayrıca şimdi e, tabii ki evet gerginlik var bu gerginliğin e, başlıca sebebi ekonominin kötü gitmesi de çünkü artık herkes ekonomi konuşmaya başladı yani bakkala gitseniz de ekonomi konuşuyorsunuz ben arkadaşlarınızla de şimdi e, arkadaşlarınızla yemeğe gitseniz de ekonomi onu konuşuyorsunuz yani hiç normal değil bu yani ama bu dünyada şimdi e, şunu bir özümsemeden geçmeyelim. Dünyada yaşanan bir global kriz var. Sadece Türkiye'de değil. Ama Türkiye'de ne yazık ki doların anormal artışı işte ama dış güçlerin dolara dövize karşı, sayın ekonomistim burada, e, dolara dövize karşı yaptırım uygulamaları, bu yaptırımlar sonucunda Türkiye'de bazı şeylerin de kötü gidiyor olmasının da etkisiyle, hani tek başına dış güçler geldi, yaptı, etki dolara müdahale ettiler de bu hale gelmedi tabii ki. Ortada bir ekonomik buhranda olduğu gerçek. Bu buhranla da yüzleşmek zorundayız. Ama... Ben şöyle düşünüyorum. Bu bana göre işte muhalefetin, hükümetin vesairenin sorunu değil. Bu toplumun sorunu. Biz de buna toplum olarak çare bulmak zorundayız. Siyaset üstü bir durum olarak değerlendirilmeli. Çünkü işte sen yaptın yanlış ben yaptım doğru mantığından çıkmak lazım. Aslında hani bazen e, bazı vatandaşlarımız sosyal medyada eski siyasetçilerin fotoğraflarını paylaşıyorlar. İşte Sayın Rahmetli Demirel Sayın Ecevit, Erbakan. Efendimiz de Sayın Erbakan, <laughs> Alpaslan Türkeş'in hep birlikte olduğu böyle tartışmalarına rağmen Tekrar yan yana gelip aslında uslubu düzeltmeleri toplumda da bir rahatlatma havası yarattığını söylüyorlar. Ben burada katılıyorum çünkü e, siyasi liderler bir araya geldiğinde e, bir doğru bir uslupla yine tartışma ortamı olacak tabii ki. Sonuçta aynı şeyi e, savunmuyorum. E, ben hatta güçlü bir muhalefet olmasını da isteyen bir hukukçuyum. Çünkü ne kadar güçlü bir muhalefet olursa o kadar kaliteli bir e, rekabet olur. O kadar kaliteli hükümetin kendisine bir şeyler katmaya çalıştığı da gör, görülebilir. Ama şimdi e, yani ana muhalefet partisinin liderinin meclis kürsüsünden yaptığı hareketi esefle hepimiz izledik. Dolayısıyla şimdi Atatürk'ün kurduğu mecliste Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı olacaksın. Mustafa Kemal Atatürk'ün beyefendiliğine, şahsına, kişiliğine, ya kılık kıyafete bile devrim getiren bir liderden bahsediyoruz. E sen onu temsilen orada olduğunu iddia edeceksin ama yaptığı hareketle Atatürk'ün yani yanından bırakın yanından geçmeyi hatta yani Türkiye sınırlarından geçmemesi lazım bu hareketin. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'na açıkçası yakıştırmadım. Siyasetin dili bu olmamalı. Daha kucaklayıcı, daha barışçıl, daha toplumsal mesaj verici olmalı. Çünkü sonuçta bir pandemi gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılının sonunda etin kilosu 4 30 dolar civarındayken bugün 7.50. Yaklaşık %70 zam gelmiş. Ama enflasyonu Amerika Birleşik Devletleri %6 açıkladı. E biz ne yapıyoruz? Devletin resmi kurumu tüyin, sen yalan söylüyorsun, sen yalancısın. Ben onda tweet atıyorum işte ben sana geliyorum diye. E randevu verilmi, verilmediği zaman işte 11'de basmaya çalışıyorum. Şimdi bunlar tabii ki gelecek. E bu, Peki yani bu, bu, net sana sorayım ee, Serdar ee, Cihil açıkladığı enflasyon rakamlarıyla senin markette yaşadığın enflasyon rakamları aynı mı? Benim değil. Şöyle ben benim de değil söyleyeyim. söyleyeceğim. Yani baştan onu da şikayet ettim. Yani belli firmalara karşı da öfkeliyim. Yani bu normal değil. Haksız da değilsin. Haksız yani da değilsin şunu abi. şunu da söyleyeyim. TÜİK dışında da bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon rakamlarının da üstünde artışları görüyorum ve yani öfkeleniyorum. Aslına bakarsan bizim burada yani dördümüzün de baktığı pencere o anlamda aynı. Evet. Hiç kimsenin ayrı bir şey deme lüksü de yok. Yani diyen de yalan söylüyordur zaten. Sonuç evet. itibariyle ortada yani bir yalan... bu yan... tüy eleştiri anlamında söylemiyorum. Ama Tüyün bu, bir sepeti var. Bakın o sepete göre bir rakam açıklıyor. ama diyor. şimdi ülkemizde bir stokçu gerçeği var ve bu bugün, bugün yani. meydana gelen, bugün ortaya çıkan, bugün işte olmuş bir problem de değil. Ya yani ülkemizin kurulduğu bir şey kurulduğu günden beri maalesef böyle fırsatçı insanlar var. Onu diyeceğim işte. Yani stokçulukta dersin ki ürün yok. Bunu anlarım. Adam saklıyordur ürünü. Bu stokçuluktur. Ürün var. Aynı ürün dün 50 liraysa bugün 150 lira. Bu, bu stokçuluk değil ki. Bu acımasızlık yani. Şöyle bir de mesela geçmiş tarihte efendim işte o, o tarihte yapılan alımlarda bozulmayacak ürünler açısından söylüyorum bu yorumu. Ee, örneğin 3 liraya almış. Ama bugün evet. ekonominin getirdiği e, buhrandan kaynaklı veya gelen zamlardan kaynaklı ona göre zam yapılmış. Eee Niye fiyatlar arttı? Tabi şimdi şöyle bir durum var. Dolar artıyor. Dolar artınca bizde ev kiraları artıyor. E, dolar artıyor, araba fiyatı artıyor. Dolar artıyor, efendim işte adam kirası 2 2.000 TL iken bir anda 6.000 TL yapıyor. E, şimdi Hı. dolayısıyla da e, insanlar bunu ödeyemeyince ne yapıyorlar? Bir buhran oluşuyor. Bir çalkantı oluşuyor. Bu sefer tencere kaynamamaya başlıyor. Ya ben e, bu işin tamamen hükümetten beklenmemesi gerektiğini insanların da artık Kesinlikle. Bu, burası siyaset üstü bir durum olarak. Hayır burada bir siyaset kez... üstü bir durum. Tabii tabi. E, gerek yargının da bu işe sert bir müdahale etmesi lazım. Yani biz rakamları Sonuç ortaya itibariyle... görüyoruz. Yani bir model var. Bu modelin sonuçları var. Faizi düşürmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında döviz yükseliyor. Bu görülüyor ama ya bu kadar da olmaz canım. Yani... Adapte Hakikaten. olmaya çalışan bir piyasa olduğu net ama yani bu pandeminin de tabii genel dünyayı yoğun etkilemesinin de bu anlamda buradaki doların yükselişine bir katkısı olduğu da bir gerçek. Hı -hı. Ha Hiç mi hata yok? Hükümette hiç hata mi? Hata da söylemiyorum. Bir model denersiniz bu modelin sonuçları olur. Ama şu anda şöyle ben o modelle alakalı düşük faiz ve büyüme odaklı bir anlayış Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin. E, izlediği yol politikası şu anda yapılan açıklamalardan ve yapılan uygulamalardan bizim anladığımız bu. E, dediğim gibi Sayın Ekonomistim buradayken o anlamda Ekonomist bir... değil, gazeteci yazar evet. arkadaşım. Ekonomistimiz birazdan bağlı. Peki eee kur yük kurun yükseldiği, hayatın pahalı olduğu gerçek. Ama adapte olmaya çalışan da bir piyasa var. Bence dediğim gibi e, eski imece usulü herkes bir araya evet. da birlikte hareket bu edersek işte. çok net daha ve doğru sonuç alırız diye düşünüyorum. Peki iyi senin bir itirazın vardı. Ya şöyle anayasa 14 çok açık devletin birliği bütünlüğüyle ilgili meselelerde o söylediğimiz ifade özgürlüğü ya da seçme seçilme hakkı korunmaz zaten. Yani bunu tartışmaya gerek yok. E, haliyle hani yine e, mektubu okumadan zarfa bakarak konuyu geçmeye çalışıyoruz. O yanlış bir tutum. Burada temel mesele terörle bağlantısı olan herkese hep birlikte karşı duralım. Burada kimsenin kimseden daha fazla Hani bu ülkeyi sevdiğinde iddia edemez ama mesele muhalefetin haklı vatandaşın temel sorunlarına hitap eden ve yönetenlerin yanlış işlerini çok açık bağrı şekilde söylediği noktada kürsülerin basılması hadisesidir. Ya açık açık soruyoruz bu ülkenin İçişleri Bakanı Amerika'da e, hazinesini dolandırıp gelen insanlarla ortak olan Avusturya'da yakalandığında Yandım Allah diyerek bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından istenen iş adamın uçağına niye biniyor? o adamlarla Ne Hı. açıkladı? Hiçbir şey açıklamadı. Kiraladıklarını söylediler. Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı bir tane yolsuzluk yapan adamın, hırsızlık yapan adamın uçağına kaldıysa ülke yıkılmış zaten. Hocam. O olay. sadece İçişleri Bakan değil. O bütün gazeteci bilmiş. Bu, bu yanlış bir işte. Yani. Yani. Yani, yani, ben aynı ben Siz be işte siz beğenmiyorsanız halkta halk görüyor evet, bunları yani. Evet. Halk görüyor, halk karar verir. Ya halk karar verecek. bu değil ama bu ülkenin, bu ülkenin yönetenlerinin. Peki siz mi karar vereceksiniz halk adına? Halk karar veriyorum, itiraz ediyorsunuz. Tarihe mi vereceksiniz? Tarihe nasıl geçtiklerini göreceğiz. burada şu. Tarihe nasıl geçtiklerini göreceğiz hocam. Çünkü şundan dolayı hı hı. diyorsunuz ki yeni bir model geldi işte bakan istifa edemiyor. Ya Özal'ın meşhur lafı var ya alışır. Özal dedi ki işte şortla askeri denetlerken alışırlar dedi. Evet yeni bir model var. İtiraz edin ya da, hı hı. da etmeyin. Sonuçta topluma alışıyor, siz de alışacaksınız. No, hiç topluma bu, alışmıyor. Toplum hocam, üstü bu modeli. Bakın, toplum hayır, alışmıyor. AKP bir, ile MHP bu modeli değiştirmeyi dünler Hocam yüzde 50 artı bir demokrasiden bahsediyoruz ya. Yüzde 50 artı bir buna kabul eden referandumu çok sarih, çok açık, çok nitelikli görüyorsunuz değil mi? Evet. Kesinlikle Kesinlikle. Türkiye'nin demokrasi da, tarihini, devam edin arkadaşlar. E, Türkiye'nin demokrasi tarihini kıyaslayın. Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en karanlık referandumdur. Bakın hiç. 12 Eylül referandumu dahi bu kadar karanlık değildi. Herkes biliyordu ne olduğunu. Yüzde 150 tartışma. oy tartışmasını dün daha yapıyoruz. Bugün değil. Dün daha yaptık Mürsüz Hocam, Hocam 1940'lara gidin ne, neler e, olduğunu. hiç bu, 50, şey %50 50, 50, 50, artı 1. 50 artı 1 demokraside bana göre çok önemli bir çizgidir. Hocam Ve sadece 50 artı bir ekleme bir çoğunluğu yapmak Bugün, istedim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ve e, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çıksa dese ki ço oy çokluğunu alan başkan olur dese kim diyecek? %20 meşru muydu? Ha, değildi. Yani, o yüzden da, de, daha, de, o yüzden meşru. de bakın ben 50 artı kenara de, geçeyim halkın, de rahat tartışayım böyle sağa sola halkın, dönmek zor oluyor benim yok, için. Yok yok halkın çoğunluğu Vallahi. sayın meslektaşım Karşılıklı tartışacağız ki i̇şte, gibi sonuca var. Hayır hayır bir oraya ama, bir buraya dönmek zor oluyor dedim önemli ya. Önemli değil i̇sterseniz, isterseniz bana doğru bakın Senin orada süreyi biraz uzatacağım. Hayır süreyi uzat demedim ya. Ama Allah bugün bakın. benle ben la ettiğim lafın süresinden mutluyum. Konum Ama, ama Nusrettin Maçin'e şey CHP'nin çekimser kalması Atatürk'ün partisiyim diyen insanları ya teröre yani, karşıyız diyorsun ama terör, millet, terör, tabii, terör, millet, terör millet, partisi, öyle, millet, öyle, bir teröre karşı milletin cebindeki yangın bu doğru evet teröre karşı olup olmama milletin cebindeki yangın ya Kürdistan konu, özgürlüğü o zaman konuştuğunuz şey yapalım öyle mi ekonomi ekonomide kriz var ama Kürdistan'la alakalı bir şey söylendiğinde ya onlar bizim kardeşimiz değdi, mi diyelim nereye değdi nereye değmedi hep böyle çok kolay saklanın milliyetçiliğin arkasına saklanın türk bayrağının arkasına ekonomideki yangın Biz bir, bir de yerin pandemi. arkasına saklanmıyoruz bir de, gölgesinde Bir de, 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 de atatürkü atatürkü kullanıp da atatürkü kutlaştıran diye. diyen bir il başkanına hiçbir CHP'li hala ses çıkartmıyorsa çıkartanı çok yo. oldu ya hiç, hiç hani nerede hala görevde canım. siz internete girin bakın hala, hala görevde o o durumda hala görevde çok, o durum niye görevde o zaman CHP'li tavrını koydu Ter terör örgütü propagandası o yapmaktan ceza almış bir il başkanından bahsediyoruz atatürkü eleştiren bakın Atatürk'ü eleştiren, Atatürk'ü bugün Eleştiri Türkiye'de yüzde %95 doğru. vatandaş sever, sayar. %95'te %99'u sever. İster sağcı olsun, ya. ister solcu olsun, ister ateist olsun, Atatürk bizim hepimizin kırmızı çizgisidir. E sen Türkiye'nin en büyük ilinde çıkacaksın Atatürk'ü putlaştırdınız diyeceksin. Atatürk'le alakalı alaylı yorumlarda bulunacaksın. Yani bunu niye bir saniye. Deseydi, ne niye oldu? ama bunu 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 eğer ben CHP il başkanı şey yerine bakın üstadım bunu CHP il başkanı yerine Adalet Kalkınma Partisi'nin bir il başkanı veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir il Kıyamet başkanı kopardı. yanlışlıkla söyleseydi şu anda biz devlet düşmanıydık. E zaten yıllarca söylediler onlara. Atatürk'e karşı. Atatürk'e karşı. Bir, Atatürk e iti, karşı Milliyetçi Hareket evet. Partisi'nin. Aleyh'e bir, bir tane iti. bana yorumunu gösterin. Ben ne istiyorsanız kabul edeceğim. Sen Her da, söylediğinizin altına imza atacağım. Tamam, Serdar bir iyi söz verin. Buyurun Yiğit. Şimdi bir. Bu şey, bu altyazıyı değiştireceğiz herhalde. Yeni ekonomi biz ona, politikası karar, tartışması biz, biz, bir, bir değil bu. Bir arkadaşları bana karar Tamam. Ver. Sen anlatıp sizden anlat. Hangilerini söyleyeyim. Bir. Yani, yani sana gelen eleştiriler var. Ya, şeyle. Sana Onu işte anlamaya çalışıyorum. Bir, şimdi CHP terör partisi oldu, muhalefet terör destekçisi oldu. Ee, ikincisi, Benim ilelememi mi istiyorsun bunu? Hayır hayır. Ben anlamaya çalışıyorum Hı. ya. Sayın meslektaşım PKK'nın HDP, PKK'nın siyasi uzantısı mı? Bana lütfen onun cevabını Benim verir kardeşim. misiniz? kardeşim HDP meşru demokratik bir Vay parti. Be. Bu kadar basit. O yüzden öyle Kürdistan falan söylemlerinin hepsini unutalım öyle mi? Söyleyen bireyler bunun hesabını öder. Milletvekili? Ama vekili, tamam milletvekili onun yaptırımını görür Partisinden görmüyorsa onu eleştiririz ama siz bir milletvekilinin bir şey görmedim HDP'linin ya. Tamam, o kahvaltıya var. falan çağırıyorsunuz. Ben, ben sonunu gördüm. Kimse. Ben miting HDP... İzmir'de beraber miting falan yapıyorlar. Onları yani, yani, bu gördüm. Ben, ben HDP'lilerle çok çok iyi arkadaşlarım var HDP'lilerle. Çok da net görüşüyorum. Hiç öyle terör Hı -hı. falan gibi bir övgüleri ya da propagandalarını da görmedim. Siz bunu böyle görmek istiyorsanız bu sizin bakış açısınız. Ama HDP şu anda mecliste en fazla çoğunluğu bulunan üçüncü büyük parti değil mi? Bu devletten meclis bu devletten hazine yardımını almıyor mu? Bir iki gün sonra bu bütçe oturumlarında HDP'li başkan vekili meclisi yönetmeyecek mi? E, yani bu mantıkla bakarsanız zaten her şey yanlış. Ee, HDP'nin sizin anlattığınız sorunları ile ilgili zaten ortada yürüyen cari bir dava var. Anayasa Mahkemesi'nde görülüyor. Çıkarsa karar onu ayrı konuşuruz ama bugün... HDP'nin içindeki birkaç insanın yanlış yaptığı uygulamayla bütün partiyi yakamazsınız. Bütün partiyi terör partisi olarak gösteremezsiniz. Burada kişilerin yanlışları ayrıdır, kurumların tavırları ayrıdır. Ona bakılırsa işte birçok partide, birçok milletvekili ya da parti yöneticisi bugüne kadar yanlış laflar etmiştir. Yani örnek veriliyor işte İstanbul CHP İstanbul İl Başkanı. Yaptığı yanlış bir laf varsa zaten gerekli yanıtı parti içindeki milletvekillerinden parti yönetiminden o dönemde verilmişti bu Atatürk tartışmasını çok iyi hatırlıyorum ben o dönemde. E, hatta çıkıp kendisi de açıklama yapmıştı o mihvalde bir konuşmadım diye. Hani onu savunma gibi bir gayem de yok burada. Sadece durumu anlatmak için Desteklediler söylüyorum. Desteklediler mahkemede. Ben bize söyle mahkeme mahkeme dediğin zevra ayrı. Ben adil yargılanma ilkesinin olmadığı mahkeme kararlarıyla ilgili size sabaha kadar yo, tartışırım. Sayın meslektaşım Hayır. orada ben gayet ben müşteki vekiliydim. Gayet de terör propagandası suçu çok netti bahse tamam. konu delillerden. Siz, size göre müşteki Yo. vekili olarak böyle düşünmenizde bir sorun yok. Siz müşteki vekiliyim diyorsunuz. Hani orada tabii terör propagandasında siz... Ben milletim siz, adına oradaydım. Hayır işte milletiniz adına tabii ama biliyorsunuz... Şehitlerim, biliyorsun, gazilerim suç, adına oradaydım. Suçtan zarar görenlik, katılan vekilliği tabii bunlar önemli zarar, kavramlar. zarar görmüştü Heh, zaten. Bunlar önemli şehit kavramlar. Şehit olmuştu aile yakınları. İşte şunu anlatmak istiyorum eğer siz suçtan zarar bir tarafsınız haliyle adil yargılanmaya ilişkin olarak sizin söyleyecekleriniz tarafgirlikle bakılır. Ha ben de şunu söylerim mahkeme başkanının anayasa mahkemesi kararlarını tanımayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayan bir hakim olduğunu tüm Türkiye biliyor. Adını da rahatça verelim. Akın Gürlek. O dönem yargılamayı ben yapan Akın Harkim. Gürlek beyefendiyi tanımam ama hukukçuna güveniyorum. E, ama Çünkü işte, yazdığı gerekçeli kararda bakın hukukçuyu biz neye göre değerlendiriyoruz? De, düşüncesine göre büt, değil. Bütçe bakın, bütçe verdiği karara ve bunun bütçe görüşmelerinden bir insanın mahkemesinin göre. yargılamasına gelme geldiğiniz için hakikaten size hem tebrik ediyorum hem de izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum. Milletin cebindeki paranın pul olmasını konuşmuyorsunuz da bir insanın Mahkemesindeki gerekçeli kararı ya, Burada konuyu ya sen... bak, ben ne yani, dedim? Lütfen. Bu arada lütfen. asgari ücret... algı, e, algı herkes, Tabii, ha, bir, algı e, bir saniye bir dakika. Bir dakika. Asgari ücret e, görüşmelerinde üçüncü tur başladı. E, herkes heyecanla asgari ücretin e, kaç lira olacağını merakla bekliyor. Artık bu Bugünkü mahvetim. üçüncü görüşmeler... Şey yapacağız. E, i̇şveren e, sendikaları, Türkiye İşveren Sendikaları başkanlığında devam ediyor. Evet. Asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme olunca da devam edeceğiz. E, bu hukukçuların şeyi bitmez. Tabii işleri. ülkenin zaten en temel problemi hukuk mevzusu. Hukuku biz aslında e, Cumhuriyet tarihi boyunca hep konuşuyoruz. Bir hukuk problemimiz var. Hatta jüristokrasiyi konuştuk falan. Hukukçular ülkeyi yönetmeyi seviyor ama kötü yönetiyor. Bir burada birkaç itirazım. Yiğit Bey çok güzel konuştu. Evet iktidardaki o bütçe görüşmesindeki tablo çok kötüydü. Evet kötü olduğunda hem fikiriz. Ama ne hikmetse Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki yani, e, hareketini konuşmadı. Serdar'ın dediği siyasetin gerginliği topluma Tabii ki, yansıyor? Toplumun hayır, gerginliği hayır, hayır, ben, yansıyor. E, top, biz, bizzat evet temelde sosyoloğum, sosyal bilimlerle evet, ve toplumla sonra... uğraşıyorum. Toplumu bu kadar gergin olduğunu düşünmüyorum. Halkın içinde yaşıyorum. Evet problemin farkında. Ve e, Cumhuriyet bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca halkın e, tavrı her zaman meclisten daha öndeydi, daha aklı selimdi. Hiçbir zaman halk da her meselede, Kürt meselesinde, Alevilik, Sünnilik meselesinde, ekonomi probleminde hep terör meselesini. daha terör meselesinde daha hakkaniyetli, adil ve toplumsal akla, irfana uygun davrandı. Tüm, tüm Cumhuriyet tarihi boyunca, boyunca bunu söyleyebilirim, boyut için bunu söyleyebilirim. Halk daha basiretli. Evet ekonomi problemini görüyor ama meclisteki bu e, tartışma gibi bir tartışma yapmıyor. Halk Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareketini de yapmıyor. Ama halkı bu zemine çekmeye çalışan bir siyaset var. Genel itibariyle konuşuyorum. Allah aşkına biraz önce hocam söyledi. E, İyi Parti Genel Başkanı'nın ettiği laflara bakın ya. E, i̇şte paçavra, pornocu tüm bunları halk bunu konuşmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareketini kaç kişi de görüyorsunuz? Ya bazı hareketler, evet ironi yapmayabilirsiniz. Ya da ironi yolda bir fikir i̇roni... sahip olanlar o Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, hareketini yapsa birbirine hangimiz tepkisiz kalırız? Sokakta hangimiz Sokakta kavga çıkar ama, ama sokak vermeyiz. bile bunu yapmıyor. Yani evet espri ama yapmak, yani, ironi yapmak... Meclis başkanı yönetiyordu, meclis başkanı da bir şey görmedi. E, ironi yapmak, ben espri yapmak ince zekanın yani. ürünüdür. Meclis başkanının eksikliğini... E, ince şimdi, zekanın ürünüdür, yapabilir. Biz diye bir şey yok ki. Ya yapmaz değil ya Allah aşkına şurada izleyelim bu hareket iyi mi kötü mü çok basit. Yani bunu hani e, iktidar partisinin mi? evet dinledim El, yani dinledim. 62 dakikayı dinlediniz. Hocam genel olarak ben takip ediyorum. Hayır, siz baktınız ne dakikaya bence o 30 saniye. Hocam bakın şunu söyle kısma. kimse şunu söylemiyor. Ülkede ekonomik buhran yok. Ekonomi çok güllük gülistanlık bunu zaten demiyoruz. Ama mesela kötüye kötüyle cevap vermek Hı -hı. ve kötü bu hani çok sosyolojide sayın yine Kılıçların bir kavram. var. bir tane kötü kelime, kelime çıktı mı? Hocam tabii ki çıktı. Ne çıktı bu konumuzda? Bir birçok kavram. Hala bu bu arka, arka arkaya dedi. sıralanabilir. Bir burada sorun şu bakın. Yani, el hareketi diyorsunuz bir, da bir tane kötü kelime çıktı mı ağzımda? Sayın hocam merak ediyorum. ediyorum. Bugün hocam, bakın, faizle alakalı, faizle her ikisini, alakalı ben başlat kendileri kabul etmiyor Canımız yanıyor dedim faizle Kötülüğü sıradanlaştıran, kötülüğü de. alenileştiriyorsunuz. Kötülüğü Kötülüğü sıradanlaştırıyorsunuz o hareket. Yok ki. İyi parti. Aynen terör mevzusunda da biraz önce dediniz ki işte HDP, ya şu anda HDP, CHP'ye mahkum. CHP, HDP'ye mahkum ülkeyi HDP'nin siyasi fikriyatı yönetmeye başladı. CHP üzerinden. Bunu çok net olarak söylüyorum. çok yanlış bir hiç, 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 hiç yanlış hiç, değil. Hiç Çünkü bakın, objektif, hiç bilimsel, hiç e, Çok basit ya. Bilmiyorum. Hadi geçmişe gitmeye gerek yok. 6-7 e, Ekim olaylarında Demirtaş bir açıklama yaptı. Evet. İnsanlar sokağa çıktı. Yasin Börü gibi çocuklar öldürüldü. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bu terör Hayır değil bunun mi? hesabı sorulacak. Oradaki Ama anneler, Diyarbakır'daki anneler burada, çocuklarının HDP genel merkezinden burada, daha açık aradığını söylüyor. Burada sizin söylüyor. yaptığınız çok büyük bir kolaycılık var. Bir kişinin üstüne yıkıyorsunuz. Bir kişinin üstüne. Hocam kaç tane milletvekili Hayır. yargılandı? Ne, ne demir taş hani ne hukuk başkası. ya. Kimse o kadar büyük olayları tek başına organize edemez. Zaten o tek başına, başına organize edemez. Söylemiyoruz ki. Bakın, bakın ya bakın, gene şunu, olurdu olaylar. Bakın ortada ortada bir devletsizlik sorunu vardı o sırada. Çözüm süreciyle Hocam. devletin devletin sokaktan çekilmesi, silahların her yere konulduğu süreci yaşadık. Vali Dönemin valilerinin, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının açıklamalarına bakın. PKK silah sevkiyatı yaptı, biz bunu göz yumduk dedi. Bakın tamam, bir, Hocam, o, dönemi, bunu, bu, o dönemi sadece Cumhuriyet tarihi boyunca, Türk tarihi boyunca devletsizlik geçin, denilen tarih. bir şey düşünülemez. Ya, o tarihi bariz geçelim, sosyolojiyi bariz, geçelim, bariz, bariz, o zaman ya, her şeyi siz belirleyin. Bakın yaptığınız her şeyi meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Yapılan her şeyi bunlar, Pardon, terörü bunlar, meşrulaştırmıyoruz. Çok, bunlar çok kolay şeyler. Bırakın o dönemde çıkarıldı, çözüm sürecinde görev olan herkese hukuki, cezari, idari sorumsuzluk diye meclisten kanun çıkarıldı. O dönemi, Hocam İspanya örneğine bakın. Ya, Eta, bakın ben o örneklerin Lütfen. hepsini sizin kadar okumuşumdur en az. Evet. Hiçbir örnekte bu kadar devletin aziyet içine düştüğü durum yok. Hiçbir Osmanlı örnekte gidip, devleti, devletin o, meclisinde gidip, de terörist bir parti terör şeyin, şeyin bak, bunu, terör örgütüne sempati duyan hocam şey, bir örnek bir şey Hocam, e, DAEŞ'in orada e, de, da mecliste övebilir misiniz? Ya hiçbir terör örgütü övemezsiniz. Bu kadar basit. Terörün bakın ayrımı yok. Hiçbiri övülmez. FETÖ, DH, PKK bunların hepsinin lanet olsun. Yani böyle konuşarak propagandasını da yapmayalım. Benim kastım şu. Peki Apl çok Aklı güzel Selim, bir şey söylüyorsunuz. Aklı bakın ne çok güzel bir yere herhalde hepimiz Allah biliyoruz. hepsinin belasını versin. Ama... Kürt, Türk, Laz, Çerkez kim ya, ayrım yapıyorsa, zaten aynen. Alevi sünni kim ayrım yapıyorsa Bakıyorum. Allah belasını versin. Benim Katılıyorum ama şu... bakın sayın meslektaşım şu, şu gerçekte de yüzleşmek zorundayız. Bizim bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşundan itibaren Türk milletine hizmet etmek için kurulmuş, Türk milletin hizmetinde olan ve geçmiş tarihteki siyasetçilerinin söylemlerine bakılırsa gerçekten millet şehitler olsun, şehit haberi geldiğinde bir e, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu kadar canının yandığını hissettiren vekiller vardı. Canının yan, yandığını hissettiren yöneticileri Hala vardı. Öyle. İl başkanları Hala vardı. Öyle. Hala. Hala öyle. Bugün bana İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir tane şehidimizle alakalı, bir tane şehit evladımızla alakalı bir tane paylaşımını gösterin. Ama ne kadar nerede terör örgütünden sabıkalı olan, ne kadar nerede terör örgütüyle bağlantılı olan insanlar olduğu zaman Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter'ını da maşallah hepsini paylaşıyor. Şimdi şuna ses getirmek lazım. Biraz önce ne dedim? Bize Söz toplumsal hakkı için toplumsal yani barış lazım. Bize bize lazım. Bize, lazım. bize birlikte el ele kol kola bu sorunları çözüyor olmamız lazım. Bu konuları siyaset üstü olarak değerlendiriyor olmamız lazım. Oy kaygımızın olmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'den gelecek %5, yüzde %6 yüzde oya muhtaç bir parti değildir. Dolayısıyla da olmadığı için de orada çıksa Sayın Kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vursa sen kimsin dese veya Lütfü Türkkan'a çıkıp dese ki sen kimsin kardeşim? Sen nasıl şehidin ailesine küfredersin? Nasıl şehidin ailesine hakaret edersin dese yemin ederim burada gider gider, Kemal, Kemal gider, mu, gider gördüğümüz yerde elini öperdik, saygı duyardık. Ama bakın elini öperdik saygı duyardık. Ama peki. şimdi sen buna sessiz kalırsan olmaz Sayın Kılıçdaroğlu. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanıyım diyeceksin. Buna sessiz kalamazsın. Şimdi bugün biz biraz önce asgari ücretle alakalı Sayın Kırçıval anlattı. Görüşmeler başladı. Görüşmelerin başladığını söyledi. E peki tamam. Bakın bizim en önemli kaydelerimiz ne? Barınma, market, yeme içme vesaire. Bir de ulaşım, yol masraflarımız. Ana üç başlıklı toplayabiliriz. Diğer tabii ki ihtiyaçlar var ama bunlar çok önemli ihtiyaçlar. Ya bu ihtiyaçların üzerinden bir ortalama yapılsa, bu kira fiyatlarına, kira artışlarına, konut artışlarına gerekli şekilde müdahaleler edilse ve bu müdahaleleri etmek için de devletimizin oradaki 600 vekilin 500... E 40-46'sı, 54'ü katılmaz zaten onlar sonuçta PKK'nın siyasi uzantısı. 546'sı el ele verseler, kol kola verseler, otursalar, birlikte ortak bir akılda buluşsalar da, oradan o ak, aklı biz yönetiyor olsak, bu biz siyasetten neyi tartışalım biliyor musunuz? Dış politikada şunu yapalım, bunu yapalım mı tartışalım. Efendim işte... E, ülkemizi nasıl daha mürehbe nasıl daha ferah bir ülke haline getirebiliriz? Bulunduğumuz jeopolitik konumdan ötürü siz hukukçusunuz, siz sosyologsunuz. Nasıl saldırılar olduğunu en iyi biz biliyoruz. Dolayısıyla Peki. bunlara nasıl çözüm bulacağımızı konuşsak veya fikirlerimizi burada tartışsak bence daha sağlıklı ve hayırlı olur diye düşünüyorum. Yapalım. Ben şu an ona başlayacağım zaten anlatayım o zaman. Söz bende mi? Kerem Bey? Beni Şimdi... susturdu vallahi Kerem abi bilmiyorum. Ne oluyor? <laughs> ne ne yapıyoruz? E ee, kutup kutuplaşma tartışmasını niye insanlar kutuplaşıyor diyoruz? Burada da gördüm ki yani bunu nasıl önüne geçeceğiz. Çok şeyim yani ekonomiden girdik yine kutuplaştık burada da. Bir ara verelim de bir nefes alalım. Aradan sonra devam edelim. Devam ediyoruz. Ee, Kutuplaşma niye var diye tartışıyorduk ama e, konuklarımda kutuplaşma konusunda e, meclistekilerden çok farklı değil. Evet. Herkes çok öfkeli. Nasıl yatışacak bu mesele? Ya e, bir öncelikle şunu e, sosyolojik olarak şunu söylemek lazım. Toplum farklı e, tabakalardan oluşan e, ideolojik anlamda, siyasal anlamda, ekonomik anlamda bu farklı bir evet bu yani. zenginlik evet bu zenginlik bu kitlelerden oluşuyor. Bu, bu kısmı normal fakat içinde yaşadığımız süreç özellikle ideolojik anlamda kutupları keskinleştirmeye başladı. Ya burada en temelde Türk toplumunun işte genetik kodlarına baktığınız zaman temel parametreleri bize şunu söylüyor: Bir e, siyasi irade üstten bir biçimde toplumsal alanı dizayn edebilir. Hı hı. Mesela Cumhuriyet tarihinin Cumhuriyet de çok geç, geriye tarihe gitmeye gerek yok. Modernleşme hareketine bakın üstten bir şekilde Halk teskin edilmiştir. Bir dönüşüm gerçekleşebilir. Fakat siyasetin oraya koymuş olduğu o keskin dil maalesef kutuplaşmaya hizmet ediyor. Burada eğer biraz önce işte aynı kutuplaşmayı burada yaşadık. Bazı konularda mesela ahlaki konularda ortak hareket etmemiz gerekiyor. Ekonomik perspektifimiz farklı olabilir, dış evet. politikamız farklı olabilir. Ama bir ortak damarı, ortak aklı bulmamız gerekiyor. Maalesef biz şu anda onu kaybetmek üzereyiz. Ekonomik, bu ekonomiden daha problemli bir süreç. Eğer toplumu ayrıştırırsanız ki biz e, yakın tarihimizde bunu gördük. 75-80 arasında bakın. Alevi sünnileri farklılaştırdınız. Layık şeriatçı diyerek toplumun muhafazakarlarını ve sekülerleri paylaştırdınız. Ortak yaşama iradeniz kalmıyor. Burada bizim ortak dile ihtiyacımız var. Fakat siyaset maalesef bunun farkında değil. Bu yüzde 50 artı bir mevzusu da değil. İktidar muhalefet mevzusu da değil. Fakat ortaya konan din biraz önce aslında söylemeye çalıştığım oydu. Yani soru sistem sorunu değil sorun sistem sorunu değil. Ya sistem sorunu ise eğer madem bunu 2000 işte 17'den itibaren biz Cumhurbaşkanlığı işte başkanlık sistemiyle beraber bunu yaşıyoruz. Ya Cumhuriyet pa çok partili hayata bakın. Ya benzeri şey hep görüyoruz burada. Burada demokratik olgunluğu bir şekilde kavuşmamız, ulaşmamız gerekiyor. Standartımız düşük bizim. Ya bir ya mecliste nasıl birilerine işte pornocu ya da paçavra diyebilirsin ya da o el kol hareketini yaparsın. Biraz önce hepimiz hemfikiriz. Siyasi dil çok kötü. Bir üslupsuzluk sergileniyor. Bu neredeyse her partide var. Ya ve bu da toplum maalesef kutuplaştırıyor. Şu anda çözülmesi gereken ekonomik problemi varken biz kutuplaşmayı konuşuyoruz. Ya burada başta siyasetçilere görev düşüyor. Peki. Ama özellikle muhalefetin, ya son dönemdeki konuşmaları e, özellikle takip ediyorum. O dil, işte çukur, saray tamamen itibarsızlaştırmaya ve e, düşmanlaştırmaya dönük bir dil bu. Ya mesela biraz önce geçti kavramlar. Diyanet, TÜİK, Merkez Bankası bu temelde nedir? Bu iktidarın e, kurumları değil, bu Türkiye'nin kurumları. Eğer siz Türkiye'nin kurumlarını itibarsızlaştırırsanız, Tüm Türkiye kaybeder. iktidar kaybetmez. Ee, biz e, iktidarın kaybetmesiyle, oy kaybet, eriyen oylarıyla bu oyların CHP'ye gittiğini görmüyoruz. O, ya işte gri seçmen çoğalıyor. Burada mesele Türkiye kaybediyor şu anda. Ee, bu saydığım kurumlar hem Diyanet hem TÜİK hem Merkez Bankası Türkiye'nin ana sütunları. Eğer siz bir binada ana sütunu kestiğiniz anda bina çöker. Ya hani diyanet onun için bilerek örnek veriyorum hı hı. Ee, eleştirebilirsiniz e, ta, siz tartışması yapabilirsiniz ama cumhuriyette Atatürk'ün ilk yapı, yaptığı işlerden birisi cumhuriyet kurulurken hı hı. diyaneti hı hı. kuruyor hı hı. şeria efkaf vekaletini kapatıp niye diyaneti kuruyor bunu konuşmak lazım siz ana sütunları dinamitlemeye dönük ee, tıpkı işte terörün yapmak istediği böyle bir şey değil mi bir korku atmosferi hı hı. yaratmak itibarsızlaştırma da değil bu düşmanlaştıran dil çok tehlikeli ve e, burada şöyle bir strateji var benim gördüğüm anladığım kadarıyla e, her siyasi parti kendi seçmenini konsolde etmek için e, sürekli kutuplaştırma siyaseti izliyor. Keskinleştiriyor. Keskinleştiriyor. Keskinleştiriyor, keskinleştiriyor. keskinleştiriyor. Evet. Ama kesin küp e, keskin sirk, sirke küpüne zarar verir. Şu anda bir de bir e, tehlikeli boyut da Sürekli eleştirmek, ben sürekli sizi eleştiriyorum. Artık belli süre sonra bu eleştiri gerçeklerini kaybediyor. Sana sanallaşıyor, itibar kaybediyor. Ya Peki. daha ortak bir zemine, ortak bir dile ihtiyaç var burada. Peki. Maalesef bunu özellikle muhalefette bunu görmek çok zor. Peki. Ee, sir, işte keskinleştikçe oy kazanacağını düşünüyor. Evet. Fakat kaybediyor. Toplum da istemiyor bunu. Toplum da istemiyor. Peki. Ee, Yiğit Acar Ramazan hakkına katılır mısın? Yani bu kutuplaşma nasıl aşılabilir? Tepeden mi aşağıdan mı? Biz... Yani şöyle toplum toplumsal bazda kutuplaşma o kadar e, bana kalırsa yüksek O zaman etdi. siyaset yanlış yapıyor. Siyaset. siyaset kurumu e, çürü çürümeye başladı. Çürümenin aslında ortalarına geçti. Özellikle iktidar bloğunda bir yıpranma, bir mental yorgunluk, bir e, işte... Sistemin de verdiği çaresizlik çok bariz şekilde gözüküyor. Şimdi milletvekilleri niye bu bakanlara bu kadar sahip çıkıyor? İşleri var bakanlarla, görüşemiyorlar bile. İstedikleri taleplerini iletemiyorlar, istedikleri e, işlerde bir sonuç alamıyorlar. Haliyle diyorlar ki şu mecliste biraz kendimi göstereyim de, bakan beyi savunayım da, gelecek süreçte bana Bilginç biraz... bir yorumlama biçimi. Üstad. E tamam, bu da benim yorumum ya, bir, bir müsaade et, bir yorumlayayım hocam ben de. Yani ben buyurun liste vereyim tamam mı? Yayın sonrasında liste vereyim. Bakan yardımcılarından randevu alamayan milletvekillerinin listesi var. Bu kadar hani hep liste konuşuyoruz ya onun da listesini vereyim ben size. Şimdi çok bariz bu sistem Türkiye'nin bugüne kadar içinde yaşadığı sorunları çözecek adı altıyla gelip bu sorunları kat be kat arttırdı. Ha yani herkes kendi verdiği kararla yükümlüdür milletimiz böyle bir karar verdiyse bu yükü de sırtımıza e, iktidar eliyle yüklemiş oldular ama biz bu yükün de altından kalkar atlatırız. Ben o kadar da hani karamsarlık a, aşılamak istemiyorum burada. Biz bu yükün altından kalkarız ama niye bu yükü sırtımıza aldık onu bir düşünmemiz lazım. Yani niye bu ülkenin değerleri heba edildi? Niye bu ülkenin gururu olan Türk lirası bu kadar değer kaybetti? Niye Türkiye'de Arge inovasyon dediğimiz alanlarda bir üretim yok da büyüme gibi hantallığa yol açacak kavramlar üstünde hala konuşuyor iktidar. Bunları düşünmemiz lazım. Gelişme ayrıdır, büyüme ayrıdır. Biz gelişmeyi konuşmuyoruz. Yani Türkiye bir üretim, bir teknoloji ülkesi haline dönüştüreceğimizi değil. Daha çok işte belli alanlarda büyüyeceğimiz konusunda yorumlar yapılıyor ve bunu en tehlikeli şekilde de 1950'lerde Çin'in geride bıraktığı model adı altında konuşuyoruz. Büyük sakınca burada doğmakta. Yani konuştuğumuz Türkiye bir işte e, TL'nin değer kaybetmesi sonrası ucuz işçi gücü cenneti olacak. Herkes buraya yatırıma gelecek. İşçi gücümüz maşallah bizim çok var noktasına geliyor. Bir kere bu yani bir model bile değil. Bir kavram bile o değil. O model bunu... tartışması konuşalım. <laughs> evet, ya kutuplaşma bunu, bunu... meselesini. Kutuplaşma da şöyle. Eğer toplumun söylersen... temel dinamikleri esas alınan bir siyaset olsa kutuplaşma daha az görünür olur ama az önce bizim de yaptığımız gibi ekonomi konuşurken bir insanın mahkemesinden bir e, partinin tavrına kadar savrulursak konulardan uzaklaşırız gerçek çözümler yerine e, Hacivat Karagöz kavgasına döner bu da kutuplaşmanın zaten temel yaratıcı sebebidir Peki Serdar Öktem e, senin başına patladı olaylar Şimdi şöyle yanlışa yanlış demek bir Türk evladı olarak bizim asli görevimiz. Bu işin sağ solu yok. Ben her zaman şunu söylerim. E, siyasi uslupta bir yanlışlık olduğunu bas bas bağıranlardan biriyim. Dolayısıyla burada tek başına birini sorumlu tutmuyorum. Ama ortada bir terör gerçeği olduğu da gerçeğinden de yatsınamaz bir kaide. Dolayısıyla e, terörle mücadele söz konusuyken de ben burada bir siyaset üstü bir durum olarak Nasıl ki ekonomiyle alakalı söylediysem onu da söylerim. Keza kendisini Atatürk'ün kurduğu partiyle özdeştiren, Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olduğunu söyleyen bir sürü ulusalcı diye tabir edilen vatandaşlarımız, başta Canan Kavsancıoğlu ve CHP'nin içindeki HDP sempatizanlarından rahatsız. Dolayısıyla bunları da dile getirmek, o insanların da duygularına tercüman olmak bir vatandaş olarak benim asli görevim. Burada bir siyaset gözetmeden de bunu yapmak. Bugün bunu yani PKK'ya göz kırpan kim olursa olsun zamanında barış süreci söylemlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile alakalı da eleştirilerim çok nettir. O tarihte nasıl ki PKK'ya bir şekilde beyaz bayrak uzatılmasına karşıysam bugün de CHP tarafından PKK'ya sempati duyulan seçmenlerin veya işte bir şekilde HDP'nin korunmaya çalışılmasına karşıyım. Ama siyasi üslubun tabii ki düzeltilmesi lazım ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte efendim böyle bu meclis kürsüsünden yaptığı el hareketiyle bu üslub düzelme şansı yok. Ne kadar tehlikeli bir yere gittiğimizin farkında mısınız? Allah korusun bu hareketi sokakta birisi yapsa, bir seçmen başka karşıt bir görüşüye yapsa kavga çıkar kavganın sonucunun nereye varacağını kimse belki en ufak bir kıvılcım işi aleve dönüştürebilir ve önüne geçilmez bir tablo ortaya çıkabilir. E şimdi bakın siyasi düşüncelerinizi, siyasi fikirlerinizi bir kenara bırakın. Ortak paydamız millet, vatan, devlet. Dolayısıyla devletimiz için, devletimize ihanet eden, devletimize kurşun sıkan, askerimize, polisimize ateş eden, şehit eden bir e, terör örgütünün siyasi uzantısını bugün nasıl ki FETÖ'ye, DHKPC'ye, IŞİD'e, DH eleştiriyorsak yani şimdi DH'in ne diyoruz? Dini istismar ederek bir terör örgütü olduğunu söylüyoruz ve bunun da karşısında duruyoruz. Ama o zaman PKK'nın da karşısında durmamız lazım. Kaldı ki şimdi e, e, tabii ki biri çıkar ile kahvaltı yapar, birisi şehidin anasına babasına küfür eder, birisi gider e, İzmir'de CHP e, belediye başkanı işte miting yapar HDP ile Pervin Buldan'la. Bakın bir kısa bir şey söyleyeceğim. Mutlaka biliyorsunuzdur ama kısaltarak kullandığımız TBB'nin açılımı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani Erdoğan'ın veya hükümetin değil milletin meclisidir. Ve orada o kürsüde yapılacak her saygısızlık, bakın eleştiri demiyorum saygısızlık milletimize yapılmış sayılır. Peki. Dolayısıyla da bu uslubu düzeltmek bir Sadece e, hani bir taraftan bir usupsuzluk geldiği zaman, o taraftan da sert bir cevap geldiği zaman işte tablo bu. Evet, peki. Şimdi Avrupa Konseyi'nin e, Osman Kavala ve e, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir karar var. Türkiye'de hı hı. E, zaman verdiler artık bunu. bunları korumasını bekliyorduk ama. Peki. Saat. Cumhurbaşkanı da dedi ki biz bu kararları tanımıyoruz. İsterseniz onunla ilgili e, Cumhurbaşkanı'nın sesine bir kulak verelim. Ondan sonra da aramızda hukukçular da var. Tartışalım. Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi skandal bir karara imza attı. Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili Türkiye'ye ihlal cezası verdiğini duyurdu. Selahattin Demirtaş da ilgili de benzer karar alabileceği tehdidini savurdu. Europe, Avrupa Birliği'nin bu tutumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz dedi. Biz Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üstünde biz Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, adeta meydan da sözleri böyle. Eee. Bir yandan da Türkiye'nin imza attığı anlaşmalar var Yiğit. Ee, bak iki savunacak çıkacak, bir karşı çıkan çıkacak. İstersen sırayla gelelim. Abi. Kerem e, abi'nin düşüncesini bilmeden çok ön yargılı davrandınız ya. İşte yani bunlar niye okumalar. Ön yargı kötü. Niyet okumalar. İyi hey, tamam. Ee, bir yandan da imza attığımız anlaşmalar var. Bu mesele nereye varacak? Yani Anladım. Avrupa Birliği bizim e, bağımsız yargımıza müdahale etmiyor mu? Etmiyor. Avrupa Birliği yok bir bu konuda. Yani işte Cumhurbaşkanı karıştırıyor. Sen değil abi. Avrupa Birliği bir konu içinde değil. Öncelikle Sayın Erdoğan'a bunu biri öğretsin. Ya gitsinler, danışmanlık versinler, ya anlatsınlar. Konu bizim kuruluşunda yer aldığımız, 1946'dan beri var olan Avrupa Konseyi, konsey. Konseyin içinde bizim milletvekillerimiz görev yapıyor Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde. Evet. AKP'nin grubu, CHP'nin grubu, İyi Parti'den temsilci, HDP'den temsilci, gidiyorlar düzenli olarak. Bu devlet, bu millet onlara para veriyor oraya gitsin diye. Biz orada bulunarak Avrupa Birliği kapısını açmaya çalışıyoruz yıllardır. 2004'te Sayın Erdoğan bu fikirleri çok dinlendirirken işte Copenhagen kriterleri Avrupa Birliği'ne giriyoruz falan diye Türkiye'ye, Ankara'ya döndüğünde öğlen vakti havai fişe kattılar kutlamak için. Öğlen yani Gelelim bu Tam buraya gel meselesi. geleceğiz de yani ne kadar şuur kaybı olduğunu hatırlatalım istedim seyirciye. Şimdi Avrupa Birliği'nin bir dahli yok. Avrupa Konseyi diyor ki: "Arkadaş, siz anayasanıza 90. maddenize Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin her şeyin üstünde olduğuna dair bir tanımlama koydunuz. Bunu da meclisinizde yaptınız. Mecliste yapıldığı tarihte AKP'nin ilk iktidar dönemi CHP ile birlikte mecliste iki kanatlı sistemin olduğu dönem." Ondan önce de Sayın Ecevit'in, Rahmetli Ecevit'in döneminde yapılan insan hakları iyileştirmeleri vardı. Ama anayasa madde 95. fıkra yani son fıkranın bu kadar egemen olması, sonrasında da anayasa mahkemesi eliyle bireysel başvuru yönteminin getirilmesi hep AK Parti döneminde yani son 20 yılda yapılan işler. Şimdi iki kişiye olan kızgınlık, iki kişiyle olan öc alma iki kişiyle olan bitmeyen kavga sebebiyle tüm bu birikimler bir kenara bırakılıyor... Tüm kavramlar, tüm gerçekler unutuluyor. Bizim yargımızın üstünde yargı tanımayız noktasına geliyor. Mesele şu, Avrupa Konseyi şunu demiyor. Bu insanlar masumdur, bu insanlar aklanmıştır, bu insanlar beraat etmiştir. Bu insanların saçının teline dokunamazsınız demiyor. Şunu diyor kardeşim, siz Av Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereklerini yerine getirir. Kararlarda çok açık diyor ki tutuklu yargılama yanlış. Tutuklu yargılama bu kadar uzun süre sürmez. Hak ihlali vardır. Hak ihlallerini giderin. Yargılamanıza devam edin. Ondan sonra bir sonuca varın. O sonuçlara bir hata olursa ben o zaman işin esasına bakarım. Yani biz burada... Bırakın demiyor yani. Ya hayır tahliye edin diyor. Bakın işte burada burada bu çok bu Daha net anlaşılsın yani. Tabii ki. Tahliye, tahliye zorunlu. Çünkü nedir? Tutuklama yanlış diyor. Yani sen eğer süresinde bir yargılama yapıp ceza verebilsen o başvuruyla ilgili bir incelemeyi yapmayacak zaten. Diyecek ki ama bana tutuklulukla ilgili gelmişti ama o sırada hüküm çıktı. Hükme bağlı tutukluluk ayrı bir mesele çünkü. Fakat bu kişilerle ilgili yaşanan süreç artık yargı ile öc almaya yani Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu kadar bağrı şekilde duyduğumuz üzere onun talimatıyla yürüyen bir süreç olduğu için bağımsız tarafsız bir Türk yargısından bahsedemiyoruz. Net bariz Cumhurbaşkanı'nın iki rehinesinden bahsediyoruz. Böyle olunca da Avrupa Konseyi hiç haberde geçtiği gibi skandal bir karar değil. Kendi görevi dahilinde, kendi sorumluluğu dahilinde hangi devlet böyle bir yanlış yaparsa konsey üyesi vereceği kararı verdi. Ya biz yanlışımıza kılıf arayıp bizi yanlış yaptık ama bize yaptırım uygulama mı diyeceğiz. Peki. İşin özeti iki insana olan kızgınlığın kaynağı olarak bir devletin yıllarca emek harcadığı bir milletin hakkı olan e, konularla ilgili bu kadar büyük yanlış yapılmaz. Peki. Buyururuz. Şimdi öncelikle e, Avrupa Konseyi'nin vermiş olduğu karar eleştirinin teliğinde olabilir ama bizim yargımızı bağlayıcı nitelikte olamaz. Birincisi, ikincisi. Şimdi Can Dündar, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala bunlar ahime başvuruyorlar. Benim hak ihlalim var diyor. Ne hikmetse karar 3 ayda çıkıyor. Ama bizim normal köylü Meh Mehmet Efendi bir hukuksuzluğa uğradığını düşünüyorsa başvuruyor. 7 senede, 8 senede, 10 senede karar gelmiyor. E bunların özelliği ne? Demek ki birileri tarafından bu insanlar destekleniyor. Dest desteklendikleri için de bir şekilde kararları kararı... karar tabii kararları çıkıyor ve bir mağdur edebiyatı yaratmaya çalışılıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. E, Sayın Demirtaş'ın eşe çıktı. Bir televizyon kanalında dedi ki işte benim dedi e, çocuklarım dedi babalarına dedi belirli saatlerde sarılabiliyorlar. Fazlasında sarılamıyorlar. Birilerinden ses. Vay işte mağdur oldu. Bak çocuklarından ayrıldı falan filan. E peki kardeşim o senin e, kocanın verdiği talimatla bizim bir sürü şeydimiz var. Gencecik 20 yaşında fidanlarımız toprağa düştü. O analar ne yapsın? O bacılar ne yapsın? O babalar ne yapsın? Evlat acısını o babanın yüreğine düşüren Selahattin Demirtaş'a bu devlet pardon sen evet tutuksuz doğru evet tutuklu tutuklu yargılanma bir tedbir. Ama bu tedbiri kanun şöyle açıklıyor. Diyor ki kaçma şüphesi olan, delilleri karartma şüphesi olan veyahut bu delilleri etkileyecek güce sahip olan kişilerle alakalı bu anlamda bu karar uygulanmıyor. Ayrıca CMK 100. maddede e, bazı suçlarla alakalı tutuklama e, katalog suçlar deriz biz bunlara. Sayın meslektaşım da iyi bilir. Bu katalog suçlardan dolayı tutuklama kararının verilmesi olağan ve hukuka uygun olarak karşılanır. E Selahattin Demirtaş'ın efendim Osman Kavala'nın suçları e, katalog suçlardan değil mi? Selahattin Demirtaş şimdi masum hiçbir şey ya bir kere bu adamın hükmü var. Kesin hükmü var. Terör örgütü propagandası yapmaktan kesilmiş bir cezası var. Onun dışında da tutuklu olduğu başkaca dosyalar var. Ceza, o şehitlerin bittiğini o, o şehitlerin İki iki, iki, tane ceza yani aldı. Bir tane, bir tane, var, tane almadı. Bir tane var. Hayır bir 5 sene bu İstanbul'dan aldı. Bir 4 sene 6 ayda Ankara'dan aldı sayın meslektaşım. İkincisi İkincisi kesinleşmediği Osman, Osman Haberiniz yok o zaman. Osman Kavala konusunda, Osman Kavala'nın Sarosçu olduğu noktasında, Osman Kavala'nın e, gezi eylemlerinde aktif rol aldığı noktasında kimsenin şüphesi var mı? Kimsenin bu konuyla alakalı... Bir de şu niye oluyor yani? E, ana muhalefet lideri çıkıyor kürsüye bir ağır ceza başkanının verdiği kararı bir grup toplantısında tamamen ona ayırıyor. isim veriyor. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ya kardeşim onları söyleyene kadar eğer burada bir usulsüzlük, hukuksuzluk olduğunu düşünüyorsan bu istinaf incelemesinden geçiyor, yargıtay incelemesinden geçiyor. Yani buradaki bütün hakimler kör. Bir siz mi bu işi biliyorsunuz? Değil. Peki. Dolayısıyla da Türk yargısı bağımsızdır. Ve Türk, bu bir müdahaledir. Türk, Türk yargısına müdahale etmeye çalışan herkesin de karşısında durmak öncelikle hukukçuların asli görevidir. Peki. Nasıl görüyorsunuz bu tarz Ya şey? Ben tabii hiç, her iki dosyanın içeriğini bilmiyorum. Sadece dışarıdan gözlemlerimi paylaşabilirim. Hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında şunu net olarak söyleyebilirim. Özellikle bu küresel örgütler bağlamından hem Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi gibi hukuk... Türkiye'de ya bu küresel örgütler siyaseti dizayn etme işlevi var. Ya burada çıkan kararlar sadece e, saf e, işte hukuki kararlar değil. Bunu geçmişteki birçok örnek üzerinden konuşulabilir. Evet. Ya ben e, her iki konuğun aslında söylemini biraz e, birleştirmek istiyorum. Lütfen. Bir Osman Kavala ve e, Demirtaş olayı Demirtaş konusunda rezervlerim var. E, çünkü terörle çok net dışarıdan görüntü tablo görünen tablo çok net. Ancak burada yargılanmanın netleşmeli, suçluyla cezasını almalı, suçsuzsa da derhal serbest bırakılmalı yani burada. Sürecin uzamasından Sürecin mi? evet bu sürecin arafta kalması, sürekli arada olması çok rahatsız edici. Ya burada her iki hem Osman Kavala hem Demirtaş yargılanmalı. Suçsuzsa, suçsuzsa derhal serbest bırakılmalı. Eğer suçluysa da cezasını çekmeli bu kötü bir tablo yani ülke uzaması için. uzaması bir belirsizlik yaratıyor. belirsizlik bu, tartışmalara kesinlikle neden tartışmalara neden oluyor. biz maalesef e, işte enerjimizi buraya sarf ediyoruz. enerjimizi daha içsel sorunlara, daha e, objektif sorunlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Avrupa Birliği konusuna katılıyorum. Avrupa Birliği Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Türkiye var olduğu andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti var olduğu andan itibaren kızıl elması hedefi Avrupa'nın bir parçası olmak. Muasır medeniyet seviyesi dediğimiz hadise. Onun için bu perspektif önemli. Kopenhag kriterleri önemliydi. Mesela bunu Avrupa bu standartları Türk, Türk insanının standartlarına dönüştürebilmek. Ankara'nın standartlarına dönüştürebilmek. Bu süreç maalesef buna zarar veriyor. Bu, bu konuda biraz daha itidarlı davranmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Peki. İyit e, bir itirazın yoksa e, ekonomiye geçeceğim ama e, şeyi de sormak istiyorum aslında. Cumhurbaşkanı net bir şekilde diyor ki biz bu kararları tanımıyoruz. Bunu bir yaptırımı olur mu? Var olur. Avrupa olur? Konseyi'nden çıkarmaktır en sonucu. Türkiye Avrupa Konseyi'ne de veda ne eder. Ne olur yani bizi çıkarırlarsa? Ya e, Her yerden çıkabiliriz. Kendimizi dışarıya kapatabiliriz. Dövizi e, eldeki mevcut Türkiye'deki dövizlere el koyabiliriz. Dışarıdan Yeni para girişini engelleyebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Sınırları kapatabiliriz. Yani bir şey olmaz diyelim. Yani, hocam yapalım. Şöyle bir itirazım var. Evet, bu, bunlar yapılabilir. Hani Amerika üzerinden örnek vereceğim. 47'de bir Amerikan başkan diyor ki Türkiye'yi e, Türkiye'yi kaybedersek Orta Doğu'yu kaybederiz, kaybederiz diyor. Yani biz hep merkez. İşte biz çipamızı merkezimiz hep Batıdan endeksle düşünüyoruz. Batıyı merkeze koyuyoruz. İşte Amerika şunu yaparsa şu olacak. Avrupa Birliği şunu yaparsa şu olacak. İşte Amerika bir, bir birkaç gün önce ABD'nin organize ettiği demokrasi toplantısı vardı. Bakıyorsunuz başka bir öykü var burada. Yani ya burada daha yerli düşünmek daha milli bir duruş. Tabii bu evrensel hukuku ıskalamadan bunu yapmak gerekiyor. Ama sadece işte Avrupa Birliği eksenle düşünmek. Bizi çok bir yere ulaştırmadı. Ya konseyde kalmak yerli ve milli olmaya engel mi Allah aşkına? Ne Hayır var? kastettiğim şu, şunu kastediyorum. Konsey, Lütfen bu, kavramlara takılmayın. Kavram şu, şu masaya değil. oturduk ya, şu masaya otururken bile belli bir kural var. Evet. Değil mi? Sokakta yürürken bile belli bir kural var. Trafikte belli bir kural var. Avrupa bir, Avrupa Konseyi, ben de Cumhurbaşkanı'nı bir karıştırdım özür dilerim. Avrupa Konseyi'nin üyesi olmanın da belli kuralları var. Ve bu kurallara uygun davranmak taraf devletlerin yükümlülüğü. Ya biz tutup biz bu yükümlülüğü üstlenmeyeceğiz dersek o zaman kapı orada derler. Bunun yani lamıcım yok ki. Başka başka bir liglere girebilirsiniz. Hocam İsmet'in sözüyle başka, cevap vereyim tamam, o zaman. Yeni, yeni bir dünya, dünya. o E kadar. kurun, kurun babacım sorun yok. Yeni bir yani dünyayı kurun. biz kurmuyoruz. Dünya kuruluyor zaten. Yeni ya, bir çağın zamanı O zaman tamam Avrupa Birliği fasıllarından çekilsin Türkiye Cumhuriyeti. Bir. Tamam mı? Hmm. Anayasa 90'ı kaldırsın. Avrupa Konseyi'ne de meydan okusun. Seninle birlikteliğimizsin. Çünkü biz oraya katılım payı veriyoruz. Boşu boşuna da sizin cebinizden, benim cebimden para vermeyelim. Eyvallah. Ve verilen paraları da isteyelim hatta. Gidelim haciz yapalım, bir şey yapalım. Ha bu arada unutmadan Londra'daki e, tahkim taraf olduğumuz mahkemelerle de ilgili 2-3 laf ederseniz çok mutlu olurum. Hani yeni dünya falan kuracağız ya. Dolar üstünden, döviz üstünden yaptığımız anlaşmalarda yetkili olan Londra mahkemeleri her gün bizi soymaya devam ediyor. Mümkünse onlardan da çekilelim. Peki. Bu devletin fayda sunan her şey bu devletin başındaki insanın yapma zarureti söz konusudur. Dolayısıyla şöyle biz hukukçuyuz. Hukukçu olduğumuz için de özellikle hukuk açısından bakmak lazım. Bu insanların korunduğunu görmek için ne olması lazım? Biraz önce size Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden mesleğin içindesiniz. Sağdasınız. Ben de sağdayım. Hepimiz görüyoruz. Bugün basit bir hakaretten, tehditten dava açtığımızda iddianamenin düzenlenmesi bir yılı buluyor. Şimdi gerçekçi olalım. E Selahattin bu bizim yargımızın sorunu. bakın bu Selahattin bizim yargımızın yargımızın sorunu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğumuz zaman tamam. eğer normal Köylü Mehmet Efendi başvurduğu zaman ne zaman da geliyor ama Selahattin Demirtaş başvurduğunda, Osman Kavala başvurduğunda 3 ayda, 4 ayda sonuç geliyor Ama Ve onu ne, hikmetse de, bakın, ne hikmetse de ne hikmetse de bakın üstad, Selahattin Demirtaş'ın Can Dündar'ın e, işte efendim e, Osman Kavala'nın şeyleri de başvuruları da hep hak geliyor. Ya bunların hepsi de tesadüf Hayır değil. Siz yanlış yargılama yaparsanız, Yo, çıkar yanlış Sizi ta Size, Üstad bir dakika yanlış yargılamayı neye göre yapıyor bu devlet? Ya ben Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğu noktasında hukukçusunuz. Kuşkunuz var mı? Ya herhalde var. Selahattin Demirtaş Allah aşkına Abdullah Abdullah, Abd Abdullah Öcalan'a selam Bakın. gönderdi. PKK'nın paçavrasının önünde miting yaptı. Daha ne yapabilir bu adam ben teröristin PKK'lıyım demek için. Bu dedikleriniz, bu dedikleriniz en fazla en fazla suçu suçluyor öme. Terör örgütü propagandası. Zaten terör örgütü propagandasından ceza aldı aldı <laughs> çok iyi. Daha üye, aldı. Üyelikteki davası devam ediyor inşallah aldı, oradan Aldı, aldığı ceza zaten çok işte tartışma buradan dönüyor. Şimdi gene aynı kişiye dönüyoruz. Bir tane hakimi koymuşlar giyotin gibi milletin üstünden geçiyor İstanbul Adliyesinde. Sonra da çıkıyor bizim meslektaşlarımız burada çok meşhur hukuki size, bir Size size yanlış gelen şey gibi. bana da ya bakın çok, hukuk hayır, bakın, bardağın ben, dolu ve boş ben, tarafından ben, bakma sanatıdır. Ben, ben şunu net o, olarak söyleyebiliyorum. Bu, bu işte bu. Hayır bu, bir dakika bir, bir dakika, şey söyleyeceğim. Bir, temel bir dakika, temel şeyi söyleyelim yani bardağın boş ya da bir dolu tarafından ben sözümü bitireyim. Bakma, hayır ha, geleceğim. benim benim başka Ben nereye geleceğimi anlatacağım. Şimdi burada Selahattin Demirtaş'ın bu kadar yaptığı şeyleri görmezden gelip Selahattin Demirtaş'ın Barış Güvercin'i gibi eline saz aldığı görüntüyü anlatırsanız Tabii ki Selahattin Demirtaş Yo, terörist ben değil ama ya. Selahattin Demirtaş 6-7 olaylarının sorumlusudur. Selahattin Demirtaş Abdullah Hoca'dan denilen terör başının posterinin önünde ben başkan APO'ya işte Heyken şey yapacağım dikeceğim. heykelini dikeceğim diye açıklama yapan kişidir. Onların eş başkan diye tabir ettiği e, Figen Yüksektaş sırtını oraya buraya ypg PYD'ye dayayacağım diye açıklama yapan kişidir. Peki. Ve bunlara işte Sebahat Tunceli efendim İdris Baluken'i o Hakkari'de bir tanesi var. Yok PKK sizi tükürün ne boğar dedi. Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı. E şimdi bunlara bir sessiz kalalım. E ne? 2-3 kişi PKK, HDP'nin içinde bu söylemlerde bulundu diye PKK'nın siyasi uzantısı değil HDP diye peki. kabul edelim değil mi? Şimdi bak, Böyle peki. bir hukukçuluk olmaz. Hukukçuluk şeffaflıktır. Ya hukukçuluk bu... adaletten ayrılmamaktır. Biz adaletten ayrılmayacaksak biz bu vatanın evladıysak ve bu anlamda da bir şey yapacaksak o zaman teröre dur demek bizim boynumuzun borcu. Peki Teşekkür ederim. Susayım mı? Ne yapayım? Son bir yanıt bir cümle. ver. Ya bir dakika şimdi. Kahve ısmarlayın <laughs> üstad. Ya baba İşi bırak kahveyi. İyi kahveyi yani. araya gideceğim böyle, ama bir son hukuk... cümle alayım. Bir kere ha, bir de, dur ha. dur. Böyle hukukçuluk olmak lafını iade ederim. Kimse kimsenin burada mesleğin hukukunu tartışamaz. Ben genel konuşuyorum. Hayır şahsımıza, öyle genel mezen değil ama şahsımıza, şahsımıza. benim söylediğim lafı alıp evirip çevirip o lafla yanıt veremezsin üstad. Bir kere mesleki nezaketine aykırı bu. İkincisi öyle bütün hepsini torba yapmak... Asıl bizim mesleğimize yakışmaz. Madem bildiğin dosyalar var, o dosyalar üstünden ben daha basından takip ettiklerini e, basın söylüyorum. Işte, basından, basından takip edersek olmuyor e, basından, demek. Ki. Basından, basından ben PKK'lılar bana zaten dosya getirmezler diyorlar. Allah Allah biz biz mi PKK'nın avukatıyız? Bunu mı mu... Değil öyle bir iddiam yok. He, o zaman bak ben yok... dosyayı bilmem için o dosyanın avukatı olmam anlatıyorum. lazım Ben diyorum ki açarsın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin internet sitesine girersin, çevrilen Adalet Bakanlığı'ndan bizim Adalet Bakanlığımızdan çevrilen hani İngilizce ya da Fransızca okumana gerek yok. Türkçe kararı okursun. Selahattin Demirtaş'ın kararı 4 yıl sonra veriliyor başvurusundan 4 yıl sonra. Keşke diğer bizim vatandaşlarımız da evet 4 yıl içinde karar alsa ama öyle 3 ayda falan değil. Selahattin Demirtaş dokunulmazlıklar bir defaya mahsus olmak üzere 26. dönemde kaldırıldığından beri 2016 Kasım ayından beri tutuklu. Yani ne oluyor? 5 yılı geride bırakmış. 5 yıldır Edirne cezaevinde. Burada ana, e, Anayasa Mahkemesi'ne 10 ayrı başvuru yaptı avukatları. Bir tanesi hariç 9'u reddedildi. Biliyorum. Biri sadece hak ihlali olarak e, öngörüldü. ve onun, Hatta suç cüzaya tahliye talepleri tabii, tabii, sonrasında aynen. da talepte bulundular. Aynen. Onu da şimdi, biliyorum ama. Şimdi ne oldu? Ankara'da yürüyen 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürüyen. Tutuklu orada. Ana davada tutuklu. Ve hükmünü o az önce söylediğiniz İstanbul 26 ağır cezada aldı. Hükmü Kesinlikle. de hayır, 4 yıl 8 ay infaz edildi. Yani infazdan sonra tahliye talep ettiler yine çıkarmadılar. Şimdi Ahim'in dediği şu. Son cümle lütfen. Ahim'in dediği şu. Sizin bu kadar uzun süre tutmaya hakkınız yok. Ya biz kızıyoruz diye. E o zaman Ahim, işte Ahim'in sözleşmesine, mahkemesine konseyine taraf olamayız. Bunu anlatmak istiyorum. Biz birine kızıyoruz diye kendimizi, devletimizi yakarsak, ülkemizi yakarsak bize oradan çık derler. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu haksız mı sizce? Haksız. Çok bariz. Çok A bariz haksız ya. Bu kadar vicdansızlık sayılması. E e bu de. adalet tartışması bitmeyecek. Adalet geliyor ama hep geç geliyor. Görüyorsunuz. İki hukukçu da kendi arasında anlaşamadı. Seni adalet şikayet... getiremedi bize. <laughs> adalet bize vuramadı yine. Ee, bir araya gideceğim. Aradan sonra kutuplaşmadan şikayetiniz ama Gerçek gündemimize dönelim, ekonomi konuşalım. Sokçular, e, asgari ücret, e, faiz zamlar, enflasyonla mücadele bunları konuşacağız kısa bir aradan sonra. Kendini hissettirmeye başlayacaktır. Hep söylediğim gibi biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimiz sabırlı olsun dedi. Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız. Bir müddet sonra bu süreç çalışanların ücretlerinden kamu gelirlerine kadar her alanda kazanç olarak kendini hissettirmeye başlayacaktır. Hep söylediğim gibi biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gideceğimizi biliyoruz. Ne elde edeceğimizi de biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum. Buradaki hızlı değişikliği fırsat bildiler, gelecekteki fiyat farkından faydalanmak için harekete geçtiler. Fırsatçılar malları önceden tedarik etti, satışa sunulmayıp bekletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçulara karşı yasal düzenleme yapılacağını söyledi. Hem ellerindeki mala el koyacağız hem de ceza keseceğiz dedi. Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yastık altında kasasında parası özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde ekonomi vardı. Kur artışındaki dalgalanmanın duracağını söyleyen Erdoğan yastık altında dövizi ve altını olan vatandaşlara çağrıda bulundu. Yastık altında kasasında parası özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır. Türkiye ekonomide yeni hamleleri hayata geçiriyor. Ülkelerle ticaret hacminin artması, yatırım ve üretimin hayata geçmesi için protokoller imzalanıyor. Merkez bankaları arasında swap anlaşmaları yapılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'daydı. İki ülke arasında 15 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan biri de iki ülkenin merkez bankası arasında gerçekleşti. Türkiye ve Katar merkez bankaları aralarındaki swap anlaşmalarının süresi uzatıldı. Süre uzatımının ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanlarından açıklama yapıldı. Türk Lirası, Katar Riyali Takas Anlaşması'nın uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Katar'la 17 Ağustos 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan Swap Anlaşması, 2019'da 5 milyar dolara yükseltilmiş, mayıs 2020'de ise 15 milyar dolara çıkarılmıştı. Amacımız ülkede 1-2 yıllık zahirde geçici bir istikrar değil. Kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde asgari ücret vardı. Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Uyguladığımız sosyal devlet ve kapsamlı sosyal yardım politikalarıyla bugüne kadar ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Son 5 aylık enflasyonu belli. Gözler Aralık enflasyon oranının açıklanmasına çevrilmiş durumda sonrasında emeklilerin zam oranı belli olacak. Emeklilerin alacağı zam ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişi bu sorunun cevabını merak ediyor. Henüz bu sorunun cevabı netleşmese de enflasyon rakamları aslında bu zam oranını ele veriyor. Peki nedir bu enflasyon oranları? Şimdi baktığımızda 2021 yılının Temmuz ile Kasım ayı arasındaki enflasyon oranları 12.48'di. Ancak Ocak zamını belirleyecek olan Aralık ayının enflasyon oranı ise henüz belli değil. Ancak onun da %14 olması tahmin ediliyor. Peki enflasyon oranları %14 olursa emeklinin alacağı zam ne kadar? Şimdi 5 aylık enflasyonumuz %12.48'e geldi. Şu an e, emeklilerimizin cebine %12.48'lik zam mı koymuş olduk. Örneğin 2000 lira maaş alan bir emeklimize 249 liralık bir artış meydana getirecek. Maaşı 2249 liraya gelmiş olacak. Ama tahminlerimize göre bu enflasyonun %14 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. O zaman da 280 liralık bir fark gelecek. Yani 2000 lira emekli maaş alan bir emeklimiz işçi emeklimiz 2280 liraya yükselmiş olacak. Okumuşum. Devam ediyoruz. Ekonomik tablo böyle. E, Stokçuluk meselesi çok önemli. Cumhurbaşkanı'nın ekonomik kurtuluş savaşı konusunda döviz ve altın e, yastık altında biriktirenler ya da mevduat sahipleri yaptığı çağrı önemli. Şimdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Ben de bir falan Döken de yayınımızda. Ben Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Vallahi işte çok da iyi değil esnafın durumu bildiğiniz üzere. E, ben, de, ben de, ben de şu anlara gibi izliyorum ben de. Evet. Çok ağır olmadı bu abi ya. <laughs> yok yok ağır değil. Bu memleket her şeyin altından kalkar. Allah'ın izniyle. Ee, İnaç Sözer, doktor İnaç Sözer, ekonomist. İnaç Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba Kerem Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ben de ve Cumhurbaşkanı öteden beri bu fırsatçılar ve stokçular konusunda uyarıyor. E, ben de yayının başında da ben de şikayetçi oldum. Yani stokçuları bilmiyorum ama e, gerçekten karşılaştığımız fiyat artışları e, hakikaten hükümetin politikasının da ötesinde hadi tüyü de geçtim e, bağımsız kuruluşların enflasyon rakamlarının üzerinde artışlara rastlıyoruz. Bunu stokçulara fırsatçılara bağlayanlar var. Ben bu özellikle stokçular meselesini size sormak istiyorum. Kim bu stokçular? Neyi stokluyorlar ve nereye varacaklar? Çünkü Cumhurbaşkanı da dedi ki mallarına el koyacağız. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizin hem size hem de değerli konuğunuza. Biliyorsunuz liberal ekonomi serbest piyasa koşullarında Fiyatlara müdahale etmek veya her dükkana bir kolluk kuvvetiyle denetlemek mümkün değil. Bu bir vicdan meselesi ama bir ortada fırsatçılık var mı? Var. Dolara gelen, oraya gelen zam mı hemen fiyatlara yansıtılması. Örneğin işte çiftçinin elindeki buğday eee dömü eminde döneminde daha iki ay evvel alındı. Dolayısıyla çiftçiye ödenen para belli. Onun fiyatının bu kadar yükselmesinin demek ki vatandaşa bir faydası yok. Burada bir stok var. Yani hem köylüde yok hem toprak ofisinin, toprak mahsulleri ofisinin elindeki stoklarda bu ürünlerin olması lazım. Tabii kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz biz. Tarımsal alanda her yerde çok iyiyiz. Sebze meyvede genel dünyaya ihraç edecek o de üretimimiz var. Bu yıl tabii 2021 yılı bu pandemi süresi içerisinde e, tabii e, ekonomide bir dengesizlik oldu. Fiyatlara müdahale edildiği zaman fiyatlar yokluk imajını verip e, piyasadan yok oluyor. Stokçuluk nasıl oluyor? Açıkça tarif edeyim stokçuluk eğer o ürünü alıp satıyorsa e, gerçekten bu stokçuluk değil bu kendini muhafaza etmek için sermayesini. Rafta eğer ürünü varsa bunları karaborsa dediğimiz nitelikte eğer bir yerde bir depoda saklıyorsa işte hem stokçuluk hem kara borsacılık olur. Ama normalinde e şimdi hiç bu işi yapmayan Örneğin hayatında hiç pirinç, fasulye, nohut, mercimek satmamış bir insan. Eğer bunu alıyorsa, bunlar tabii faturayla tespiti. E bunlar nerede stoklanıyor? Bir ikincisi tabii Türkiye'de serbest piyasa ekonomisinde bildiğiniz üzere zincirler, yani bir insan 10 bin tane dükkanı var. Bunu rekabet yapabilecek karşılığında esnaf e, tabii ayakta kalamıyor. 2 milyonun üstündeki 2,5 milyona yakın iş yeri var. Esnaf sanatkarlar konfederasyonu olmak. Piyasanın dengeleyicisi. Yine aynı şekilde köylümüz, çiftçimiz var. Baş dediğimiz bu insanlar bireysel işletme olarak ürettikleri, hem hayvansal hem de bakliyat gibi ürünlerin ekiminde piyasada bir olumsuzluk. Dolayısıyla girdilerinde de dolar bahanesiyle astronomik zamlar. Örneğin dolar, euro, biz Türk parasıyla yani bizim halkımızın da aldığı maaş olan hem maaşı hem de yapmış olduğu girdileri sattığı zaman dolar karşılığı satmıyor. Ya yani Köylüde 2 liraya 240 kuruşa satılan buğday bugünkü serbest piyasa koşullarında 5, 5 liraya civarında çıkmış. İthal edilen ürünün de fiyatı hakikaten öyle. Şimdi ne yapacağız? Türkiye'de üretimi arttırmanın metodunu arayacağız. Piyasada yokluk e, felsefesini bir kere kalacağız. Türkiye'ye yetebilecek şu anda Türkiye'nin elindeki e, ithalata gereksinim duyurmayan bütün malların üretiminde var. Örneğin işte Ben, efendim, de, ben de bir şey merak ediyorum. Evet. Yani şimdi benim anladığım, benim anladığım stokçuluk hani bir esnaf stokçuluk yapıyorsa ürünü satmaz, saklar bir depoda. bu yaşadığımız kriz bu değil ya da sıkıntı bu değil. Ürün var. Ürün var rafta ama bir gün önce ile bir gün sonra arasında devasa bir fark var. Bu stokçuluk değil galiba. Şimdi tabii bu iki yönlü de bunun stokçulukla ba bağlantısı var. Eğer bu ürünü rafa koymuş satıyorsa hiçbir problem yok. Evet. Fiyatının indirilip çıkarılmasında günde üç kere etiket değiştirilip vatandaş tedirgin oluyorsa vatandaş da bu konuda hassas davranacak. Bildiğiniz üzere şimdi alışverişleri daha pratik, daha çabuk olsun diye ee, bir markete girdiğiniz zaman hepsini almaya gayret gösteriyorsun. Evet. Halbuki bilinçli bir tüketici netice itibariyle örneğin standta, rafta, insörde ne fiyatı ucuz orada? Diyelim ki gazlı içecekler. Onu oradan alacaksın. Zeytinyağı hangisinde ucuz? Onu oradan. Ayçiçeği hangisi? Deterjan hangisi gibi gruplara bölüp alışveriş edeceksin. Bu fırsatçıların insördeki raftaki, standdaki üründen fayda edeceksiniz. Stokçuluk resmen şöyle. Örneğin hayatında hiç müteahhitlik yapmamış. Elinde 100 ton demir almış. Kardeşim sen bu demiri nereden, ne şekilde aldın? İşte bu stokçuluk. Efendim işte hiç hayatında biraz evvel söylediğim gibi deterjan satmamış. Zorunlu tüketim malı satmamış. Ya bunlar hep dolar bazlı. İşte bunun için petkim ürünleri. Yani ithalata bağlı. Efendim işte şimdi ee, en çok esnafın kullandığı poşet He. fiyatı yüzde Yani dolara gelen zamla e, bunu mukayese ettiğiniz zaman ya bu biraz insafsızlık oluyor. Örneğin içtiğiniz su onun netice itibariyle su Allah'ın suyu içi, dışındaki o pet e, dolayısıyla nakliye, navlun vesaire. Şimdi devlet burada e, eğer e, fiyatların gerilemesini istiyorsa bir kere kendisi zam yapmayacak nasıl zam yapmayacak? Elektrik, doğalgaz biliyorsunuz bunlar zorunlu tüketim malları. Benzin, mazot, işte tüp gaz gibi. Bunlar vatandaşın. Ya bunu yapıyorlar her gün kendileri ama piyasadaki bu fiyatlara da müdahale etme gibi bir zihniyet doğuyor. Halbuki bunlar yapılmasa ya belirli bir süre belki de iki hafta, üç hafta benzine, mazota, efendim işte daha evvel sponsor ediliyordu biliyorsunuz. Evet. Devlet belirli bir bölümünü karşılıyordu. Böyle bir uygulama olsa 15 gün içinde piyasalar oturacak. Bu sefer elindeki ürünü gerçekten bu böyle insanları rahatsız edebilecek ölçekte zarar etmeyecek. Herkes biliyor bunu. Tarlada görüyorsunuz fiyatı. Sizlerin ekranlarda gördüğümüz ben de anlatıyorum. Ben ama işin bir fiil içerisindeyim. 1977, 78, 79'daki yağ krizlerinde de aynen böyleydi. Piyasada hiçbir şey bulmuyordu. Yorgan ipliği de yoktu. Sabun da yoktu. Deterjan da yoktu. İşte bunların hepsi birden nasıl bollaştı? Serbest piyasada fiyatlara müdahale edip polisiye güçle yapılması mümkün değil. Veya her dükkana bir kişiyi kontrol için koymak değil. Ama hükümet tedbir alacak. Bu da inceleme yapacak. İşte fabrikada, A fabrikada diyelim ki şu kadar makarna geldi piyasaya. Bunlar kimde? He. Bunlar piyasaya arz edildiği zaman göreceksiniz ki fiyatlar düşecek. Örneğin bir örnek vereyim. Yani zincir markette pazar olduğu gün, ser, o sarpte pazar olduğu gün bir bakıyorsunuz ki domates diyelim 6 liralık domates 2,5 lira. Pazar bittikten sonra bir bakıyorsunuz domates 8 lira. Veya işte biber, aklınıza ne geliyorsa bunu piyasayı kendi kendine terbiye edecek tek şey rekabet unsuru. Piyasada e, esnaf sayısındaki düşüşün en büyük nedeni bu, bu dev firmalarla rekabet yapamıyor. Hükümet bu konuda paragende yasasının üzerinde çalışılıyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda belirli adımlar da attı. Sen Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Amerika'dan açıklama yaptı. Ben bu zincirlere... E, böyle e, fiyatlarını artırdığı piyasada hakimiyeti sağladığı sürece fiyatların yükseleceğini hissetti. Şimdi ya yani bu aslın yolu bir. Ya yani adamın bunu bin yakından takip varsa. ettiğinizi yak yakından takip ettiğinizi biliyorum. E, Sayın Palan bir virgül koyalım. E, İnaç Bey'e evet. e, sorayım. Ya bu artışlar normal mi? E, Cumhurbaşkanı bu stok meselesine özellikle dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açıklaması var. Benlivi Bey de ve çok önemli bir şey dikkat çekiyor. Diyor ki hani bir süre temel şeylere zam yapılmasa aslında esnaf da kendini toparlar. Serbest piyasa kendi içinde bunu çözer. Bu artışlar normal mi İlaç Bey? Aslında e, Sayın Başkan çok güzel açıkladı bana kalırsa. Stoksulukla e, insaf e, kelimesi bence çok hayatiydi. E, bugün e, hem ekonomi dünyasından da genel anlamda memleketimizde bence en önemli eksikliklerden biri vicdan. E, vicdani olarak fiyatlanmama hali mutlaka vardır. Ama ana manşet rakamlarda ekonomik döngünün nereden nereye geldiğini ve dolayısıyla da enflasyonu ya da sizin sorduğunuz gibi fiyat artışlarının normal olup olmadığını iyi anlayabiliyor olmamız lazım. Ee, Sayın Başkanım mesela imalatı yerden başlayalım. İşte doğalgazda aslında devlet zam yapmamış olsa e, belki burada e, maliyetler daha düşük kalabilir. Dolayısıyla fiyat artışı daha sınırlı kalabilir diyor. Belki birçoğumuz farkında değiliz Kerem Bey ama aslında şu an Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı olağanüstü bir teşvikle, sübvansiyonla. Ben ömrü e, ekonomisi ekonomist hayatımda ilk defa bu kadar bir sübvansiyon görüyorum. Bir ciddi bir destekle 130 liraya aldığı doğal gazı vatandaşına 25 liraya satıyor. Dolayısıyla zaten olağanüstü bir burada e, destek var. E, ama en nihayetinde bu destek sonsuza kadar süremez. Ya, yani, bu bir de... Bu noktadaysak düşünsenize gerçek fiyattan hassaslı herhalde. Tabii ama yani burada mesela BOTAŞ'a da e, bir BOTAŞ'ın da bilançosuna bakıyor olmamız lazım. Yani bir vatandaş olarak biz hayat pahalılığından şikayetçiyiz ama Malı 130 liraya alıp da 25 liraya satan kurumun da aslında bilançosunu iyi okuyamamız lazım. En nihayetinde çünkü bunlar devlet kurumları. Hepimizin bir şekilde cebinden bir noktadan sonra vergi artışları yoluyla sübvanse edeceğimiz yapılar. E, fiyat artışlarına gelecek olursak tekrar aslında e, devletin e, sadece doğalgazda değil elektrikte, akaryakıtta bugün her ne kadar sürekli benzin zamlarını duyuyorsak bile akaryakıtta e, tütün ve alkol grubunda çok ciddi sübvansiyonları var önceki yılların aksine. Ama burada özünde TL'deki güçlü değer kaybı, yıldan yıla şu an %80'e gelmiş durumda TL'deki değer kaybı doğal olarak hayatın birçok yerine sirayet etmiş durumda. Sadece otomotivler değil, otomotiv fiyatları değil, sadece doğalgaz, elektrik değil. Takdir edersiniz ki dolaylı olarak tüm ürünlerde biz aynı artışları görüyoruz. Çünkü Sayın Başkan da söylediği gibi sadece tarlasında bir insan domates yetiştiriyor olsa bile o domatesli de bir araçla gidip bir yakıt yakarak ya hale ya markete satıyor olması lazım. Yani onun da girdi maliyetleri görece az bile olsa artmış durumda. Onca olağanüstü bir akaryakıttaki sübvansiyona rağmen. Şu an içinde bulunduğumuz döngü yüksek enflasyon döngüsü. Şu yüksek enflasyon döngüsünün özünde de TL'ye olan itibarın, TL'ye olan güvenin kaybı söz konusu ve halen TL'ye olan bu güveni kazandıramamamız etkili olmuş durumda. Biz bunu sağlayabildiğimiz zaman bana kalırsa birçok farklı ürünlerde tekrar iyileşme göreceğiz. Stokçuluk yok mudur? Mutlaka vardır ama bana kalırsa satır aralığında kalıyor. Peki. Ee, e, Sayıp Palandöken e, dediniz yani devlet belli ürünlere e, zam yapmazsa aslında serbest piyasa bunu kendi içinde çözer. E, İlhan Şübeyde sizin sözlerinize e, destek verdi. O da biraz daha işte Türk, e, Türk parası değerlenmesiyle ilgili bu Peki esnafa hiçbir şey düşmüyor mu? Şimdi tabii esnafın elinde stok yapacak ürün yok. Zaten esnafa gelip alışverişeden alışveriş eden vatandaş fiyatları kontrol etmiyor. Ve onlar geldiği zaman unuttuğu ürünleri alabilecek hale getirdi. Şimdi acaba bu stokun e, piyasalardaki hakimiyeti kimlerin elinde? Veya işte biraz evvel söylediğim haksız bir rekabetin ortada döndüğü bir dönem. Esnaflık ne demek? E, kendisi tokken e, komşusun aç yapmasına müsaade etmeyen, yani paylaşımcı, onlara e, veresiye vermek suretiyle destek eden. Ama bunların sayılarını azaltıyoruz biz. Haksız bir rekabetle karşı karşıya. Şimdi 10 bin mağazası olan insanın 10 bin mağazaya alacak kadar stok yapması tabii ki doğal. Ama 10 bin tane bir insanın mağazası olur mu? Bu bir haksız rekabeti ortaya getiriyor. Dolayısıyla düşünün. Her mağazaya 10 tane televizyon alsa, Türkiye'de beyaz eşya satan herhangi bir mağaza bu kadar ürünü al alabilir mi? Stokta taşıyabilir mi? 3 tane bir mağazada görürsünüz. 2 tane bir mağazada gittiğiniz zaman fiyatlarda bir indirimi izleyebilirsiniz. Ama şu anda Böyle piyasalardaki dalgalanmanın biraz evvel hocam tabi bilimsel açıklama yapıyor. E Doğrusunu onlar tabi ekonomist olarak bizden çok daha iyi biliyor ama ben piyasanın içindeyim. Devlet eğer diğerini su ediyorsa belirli bir süre yani bir hafta benzine, doğalgaza yani zorunlu kullandığınız ürünlere zam yapmasa vatandaşta bir güven olacak. Yani Türk parasının değerli olduğunu bilecek. Herkesin parası dolar değil. Bu, bu, rakamlar da insanı çok korkutuyor. Efendim işte rezervlerde yüzde altmışı dolar cinsinde para. Ya demek ki bizim Türk parasının yüzde kırkı belki de bunun yüzde kırkın da yüzde yirmisi sadece Türk parası olarak piyasada. Diğeri nerede bunu? Ya altın ya yatırım da demek. Bu para da piyasada yok. Ama yüzde altmışı sabit duran e, daha ben söylediğimiz ölüm kalın parası veya işte e, Paramız eksilmesin diye Malatya'da, aynı Malatya'da kefen param derler ya. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? %60 her gün anons edildiği zaman sizin elinizde böyle bir imkan olsa ne yapacaksınız? Diğer taraftan da dediğimiz gibi tarladan buraya gelinceye kadar Türkiye'de üretime yönelik projelerin gelişmesi lazım. Yani tarımsal alanda biz çok bir boşluk verdik. Daha evvel bu pirinç, fasulye, nohut gibi ürünler ben 60 yıllık da bakkalım kendim. E, bu ürünlerin satış ayı Eylül ve Ekim belirli stok insan evine alır 5 kilo 10 kilo daha evvel çuvalla alınırdı. E, hemen bir yere tel dolamak muhafaza edilir. Şimdi evlerde öyle bir şey de yok. Modern akıllı binalarda böyle günlük tüketimini alabilecek ölçektesiniz. Ama e, piyasanın dışarıya bağımlı olmasının sıkıntısı var. Peki. Bence belirli basit tedbirlerle piyasa dengesi oturacak. Yani bir kere ya, e, artık yarın ben ya o bugün 90 liraya aldım, 100 liraya aldım, yarın 150 liraya alacağım kuşkusundan kurtulacaktım. Şekere gelen 1 lira zam jiklete 1 lira olarak yansımayacak. Bir jikletin içerisinde veya 1 kilo tatlının içerisindeki şeker maliyetinin fiyatı 25 lira tatlı da artırmayacak. Yani bir taraftan tasarruf tedbirleri olsun diye kredi kartına bildiğiniz üzere kısıtlamalar getirdi. Taksit sayısı azaldı. Ama insanlar inanın restoranda yemek yediği anda bile 3-5 arkadaşlar acaba bu kredi kartıyla taksitlendirilir mi diye soruluyor. Bunu da şahit oluyoruz. Yani insanlara bir güven aşılanması lazım. Maliyenin, Ticaret Bakanlığı'nın devletin en yetkili Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bayağı e, piyasayı dengelemek için e, piyasaya arz edilen e, daha düşük faizli krediye ulaşsın diye sanayiciye, tüccara verilen destekler imalatın e, artmasını, istihdamın artmasını sağlamak için yapılıyor. Ama bu para gerçekten e, bu yerlerde doğru kullanılıyor mu diye de bir takip edilmesi lazım. bunun için esnaf için de aynı şekilde krediler veriliyor. Ama ulaşırken 50 bin tane soruyla karşılaşıyorsunuz. İşte bugüne kadar kredi kartınız dönmemiş olacak, vergi borcunuz olmayacak, sosyal güvenlik borcunuz olmayacak. Efendim trafikte cezanızı bile ödemiş olacaksınız ki siciliniz temiz olsun. E, böyle bir, birisi kalmadı. Kredi almak için müracaat ediyorsunuz. Hakikaten çok düşük. Yüzde dokuz faizde düşünün günümüzdeki faizleri. E, dolayısıyla buradaki esnaf kendini böyle kabuğunu yırtamıyor. Vatandaş daha yakın takipte olacak. İşte pandemi sürecinde gördünüz. Şimdi yeni bir alışkanlık çıktı. E, evinize kadar ürün teslim eden motorlu bir ekip çıktı. E, bu, bu ürünler neredeydi? nerede? Nerede stoklu? Ne şekilde buralara geliyor? Kim kontrol ediyor? Bu ürünler kendilerinin bir başkasına kuryelik mi yapılıyor? Bunların tamamının ortaya yatırılması lazım. Ee, hakikaten e, günümüzde artık her şey elektronik ortamda takip edilme imkanı var. Ee, bunların da böyle e, bir elden geçirilmesiyle piyasalarda düzelecek her şeyden evvel bir siyasette de yumuşam olacak. vatandaşa bir güven gelecek. Ya kardeşim, yarın ben niye üç tane ekmek alıp iki tanesini bayatlatayım? Bir tane bana bugün yeter diyebilecek bir ölçekte güven gelmesi lazım. Çok Şimdi güven yok. Ya bir yağ alıyor, bir daha almaya çalışıyor. Şimdi deniyor ki efendim bazı yerlerde tane tane satılıyor. Yani bir tane bir sınırlama getirilmiş. Yani beş taneyi vermiyor. Niye? O kendi stokunda tutması için değil. Vatandaşın buna ulaşmasının kolaylaşıp piyasada bolluk vardır havası yayıldığı an felaket tellallığı yapılmadığı sürece hiç böyle olmaz. Ben 1962'den beri ticaret yapıyorum. Eskiden biliyorsunuz nüfus sayımında bile evde kalırdınız. Evet. O zamanlar insan ya makarnasından tutun hiç yemediği, evinde hiç görmediğiniz şeylere hücum edip stok yapılırdı. Şimdi de öyle bir durum izlenebiliyor. Yani insanlar ihtiyacından fazla almadığı zaman, az talep dengesi normale bindiği zaman mutlaka ve mutlaka fiyatların gerileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü biz bu dönemleri bilen insanlarız. Peki. Ama şimdi piyasada bir kargaşa var. Ya elbiseye gidiyorsunuz. %50 artı %40. Buna şahit değil misiniz? Evet. Böyle bir kazanç olur mu ticarette? %50 artı 40 diyor. Yani %10'a mı bu mahalle olmuş? Ticarette maksimum %10, %15. Sebze meyvede %25. Çünkü çürüyene bozuğu var. Ya yani piyasalarda bir güvensizlik var. Bugün gidiyorsunuz bakıyorsunuz ya ayakkabı yapılmış orada duruyor. Hiç kimsenin de ihtiyacı yok onu gidip almasına. Bir bakıyorsunuz 100 liralık veya 1500 liralık 3000 lira olmuş. Ya böyle bir şey olur mu? Ya piyasada böyle bir kazanç yok. Peki. Ee, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı falan Dükkan Çok teşekkür ederim. Hakikaten ben de e, teşekkür ederim. yüreğimizi biraz rahatlattınız. Yani e, esnaf odalarının konfederasyon başkanı olarak e, tabloyu da güzel özetlediniz. Bu işten çıkılması için önce bir güven gerekiyor. İki, e, temelde hükümetin belli kalemlere zam yapmaması durumunda serbest piyasanın bu işi toparlayacağını e, söylüyorsunuz. Elbette bize de görevler düşüyor. Herkes ihtiyacı kadar alışveriş yaparsa bu da piyasanın rahatlaması e, açısından önemli. Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. E, Bey sizde devam edeceğim ama e, sözünüzü kesmemek için bir araya gitmem lazım. Kısa bir aradan sonra bu döviz meselesini, Cumhurbaşkanı'nın çağrısını hem sizle hem konuklarımla beraber konuşmaya devam edeceğiz. Bitti. Devam ediyoruz. Ee, İnanç Bey, şimdi Cumhurbaşkanı e, yeni ekonomik modelle ilgili e, önce bir Kurtuluş Savaşı benzetmesi yaptı. Ben bu benzetmeden ziyade e, dün de e, verdiği önemli bir mesaj var. Özellikle bu yastık altı tasarruflarla ilgili dövize altın olanlar bunları yatırıma katsın diye. Nasıl karşılıyorsunuz bunu? Aslında yeni ekonomi politikası içerisinde e, olması gereken bir e, hizaya, bir e, niyet veya anlamı diye okuyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını. E, burada bence e, eşlenik bir şekilde yeni politika araçlarıyla desteklenmesi gereken bir döngüden geçiyoruz. E, bu arzu ettiğimiz hukuk ama mevcut politikalarıyla, yeni pol mevcut politika araçlarıyla yeterli değil. O yüzden e, burada bence ekstraordiner bir e efor gerekiyor e, hükümet kanadında, politika yapıcılar tarafında. Tabii ki e, diğer paydaşların da destek vermesi lazım ama önce ben politik yapıcıların bir ön açması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye aslında bakacak olursak satır aralarında ihracatçı ve üreten bir ekonomi ama manşet rakamlara yansımıyor. Çok da iyi hikayemiz var üretim bacağında ama manşet rakamlara yansımıyor. Bana kalırsa Türkiye'nin şu an bir cari işlemler açığı zaten sorunu yok. Çekirdek cari dengi diye baktığımız rakam zaten çok uzunca zamandır fazla veriyor. E, Türkiye'nin esas sorunu yüksek özel sektör dış borç stoğu. ...ve aynı zamanda hızlı bir şekilde artan kamu borçlu ve bozulan kamu maliyesi dengesi. Bana kalırsa bu dengenin sonucunda bir enflasyonla yaşıyoruz. Yüksek enflasyon döngüsündeyiz. İşte biraz önce de konuştuk. Ben şunu fark ettim Kerem Bey, Sayın Başkan'la ilk yayınımızdı bu. Aslında biz ekonomistler, ülkesini seven ekonomistler olarak... ...çok fazla sayıda, aylardır bu döngüyü yaşayacağımıza dair bir beklentinin verdiği üzüntü içerisindeydik. Ama bugün moderatör olarak sizi de gördüm ki esnaflar da çok fazla dertli... Çünkü bu dert aslında tüm 84 milyonun derdi. ve içinde bulunduğumuz döngü içerisinde de aslında 84 milyon için bir çare arıyoruz. O anlamda herkesin üzüntülü olduğunu, biz ekonomistler çok fazla sahada negatif e, maalesef yorumlar alıyoruz. Bugün gördüm sizde çok fazla e, dert dinliyorsunuz. Ben bu anlamda. Artık, artık öfkeliyim yani bu e, ben ekonomik programı eleştirebilirim, e, faiz, döviz şeyini eleştirebilirim ama e, hakikaten bu artışlar yani bence fırsatçılıktan da öte yani bu, bu başka bir dünya. Yani işte bu döngünün içerisindeki fiyat artışlarının bir kısmı maalesef politika eksikliği, politika reaksiyon eksikliği nedeniyle oluyor. Bunu görmemiz lazım. Belki yani yeni politika araçları üretiyor olmamız lazım. Niyetimiz aslında daha müreffeh, daha makroekonomik istikrarını sağlamış bir ülke olmak iken maalesef karşılaştığımız tablo bunu tam tersi bir noktaya işaret ediyor. Bu ikisi arasındaki farkı kapatabilecek politika üretmemiz gerekiyor. Yani eee 2021'de Türkiye e, sosyal medyada tuvalet kağıdını peçeteyi e, konuşmamalı, konuşmamalı tartışmamalı. Yani sanki yokluk kıtlık varmış gibi inanılır gibi değil. Peki e, sizin de çok fazla zaman almak istemem ama bu asgari ücret şeyi görüşmeleri sürüyor. E, Cumhurbaşkanı fevkinde de bir artış olacağı söylemişti. Beklenti yüksek diğer yandan emekli ve kamu çalışanlarına seyyanen de olsa biraz e, düzeltme yapılacağı söyleniyor. Bu mevcut enflasyonu nasıl etkiler ve siz neler bekliyorsunuz? Artışlarla ilgili ve peşinden de sorayım. Merkez Bankası'nın faizle ilgili karar ne olur? Düşer mi, yükselir mi ya da durağında kalır mı? Sondan ve aslında belki ironik gelecek ama kolay olandan başlayayım. Bence Merkez Bankası faiz indirimine devam eder 16 Aralık'ta da. Aslında hayat pahalılığını hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz kendimize göre bir hayat pahalılığı evet. yaşıyoruz ve bu hayat pahalılığına karşı bir çözüm olarak da ücretler daha da artsın istiyoruz. Aslında bu hayat pahalılığını biraz daha arttıralım demek gibi bir ironi. E, maalesef e, ben de asgari ücret tarafında 4000 liranın üzerinde belki bir rakam olabileceğini düşünenler dedim. E, bu kabaca %30'un üzerinde bir eee asgari ücret demek zaten memur ve emeklisine de benzer bir artış yapıldı %35 bandında şu an 21 olarak gördüğümüz son TÜİK rakamlarındaki enflasyon rakamlarının çok değil. Bu ücret enflasyonu Mart Nisan ayına geldiğimizde %30'un üzerine çıkan bir enflasyonu beraberinde getirecek. Şimdi soralım Kerem Bey. Derdimiz hayat pahalılığını azaltmak mı? Yoksa hayat pahalını daha da körüklemek mi? Ücretler açısından, şahıslar açısından elbette hayat daha zor ama burada belki bir acı reçete içmemiz gerekiyor. Bu acı reçetenin ne olduğunu iyi kanaat, verme, iyi kanaat etmemiz lazım, iyi karar vermemiz lazım. Aksi halde bugün hayat pahalılığında maalesef en iyinin geride kaldığını söyleyebilirim. Bu da son zamanlardaki sıkıntılı yayınlarımıza rağmen birkaç ay sonra yapacağımız yayınlarda daha da yüksek bir enflasyonla, daha da yüksek bir hayat pahalılığıyla ve belki doğal olarak daha yüksek bir stokçulukla, fırsatçılıkla konuşmamız anlamına geliyor. Hangisini istiyoruz? Buna göre bence bir asgari cesam mı gerekir? Ama gözüken o ki daha yüksek bir hayat pahalılığında kabullenmemiz gerekiyor bugünden gelen sinyaller ışığında. Peki e, reçeteyi biraz da e, içmeyenlere de yazarsak iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> e, Doktor İnanç sözler çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. E, sağ olunuz var olunuz zaman ayırdınız. Ramazan. Sağ olunuz. Ramazan Bey, özellikle bu stokçuluk hakikaten <laughs> hani kabul edilir bir şey değil. Yani bir hükümetin ekonomik politikasına katılırsınız katılmazsınız ama bunu fırsata çevirmek e, ahlaki değil. Evet. E, bir de herkes herkesin ne yaşadığını, ne maaş aldığını biliyor artık. Hani belli ürünler artabilir lüks tüketim hı hı. dersiniz ki kardeşim gücün kadar lüks tüket. Ama hani temel ürünlerde bu kadar artış biraz ahlaksızlığa özür dileyerek seyircilerimize söylüyorum girmiyor mu? Tabii bir etik problem, bir ahlak problemi olduğu zaten hem fikir hepimiz burada şu konuda hem hemfikiriz. Şu anda bir ekonomik buhrandan geçiyoruz. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. En temelde iktidar bundan sorumlu. Fakat toplumsal olarak hepimizin sorumlu, sorumluluğu var. Hani biz ilk bölümde siyasetteki etik problemi konuştuk aslında. Siyasetteki bir dil, dil hmm. problemi olduğunu konuştuk. Burada da aynı şekilde ekonomide de var. Onun için ben en temelde şunu söylüyorum. Bir ekonomist olmayarak bunu söylüyorum. Evet güven iyidir. Halka güveniyoruz. İşte işte satıcılarımıza güveniyoruz. Fakat burada kontrol esas. Devletin en temel vazifesi bir defa kontrolü sağlaması gerekiyor. Yani çok basit aslında. Yani biz halleri kontrol edebilirsek ki ülkede hal yasasını çıkaramadık. Bu da çok ilginç. Evet. Değil, mi? Yani konuşuk, değil mi? Konuştuk, konuştuk değil mi? Konuştuk, konuştuk. 5 yıl konuştuk. Yani 5 yıl hal yasasını konuştuk. Fakat ortaya çıkmadı. Maalesef sonuç alamıyoruz. Yani bir şeyin başarılı olması... herhangi bir eylemin eğer istikrarlı bir şekilde sürekliliği sağlayabilirseniz bir sonuç alırsınız. Burada da öyle. Evet, ekonomi problemin çok yönlü bir problem var bizim karşımızda. Ee, finans boyutu var, mali politika var, sosyolojik boyutu var, Hı -hı. uluslararası ilişkiler boyutu var mı? Ma uluslararası Manipülasyon, bir global son, bir ekonomik e, tabii, var. kriz var. Ya en basit hani Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 18 şu anda, Hı -hı. ABD'de yüzde 8-9 oranında, Çin'de hakeza keza yüksek bir üretim krizi var. Üretim, Ama tedarik e, tedarik zincirinde problemler yaşanmaya başladı. E, burada şunu da net olarak görmek lazım. Evet fırsatçılık, stokçuluk var. Ama bir boyutu da şu. Bizim karşımıza bunu söylediğimiz zaman şu söyleniyor ısrarla. Niye? ekonomi evet. Niye, niye denetlemiyorsunuz? Evet. İktidarın, siyasetin hani hukuk problemlerini hmm. de konuştuk değil mi? Ya denetim, denetim, denetim. Ya kontrol, kontrolsüz ben güç de güç değil. Artık şey diyor. Yani e, elektronik teknoloji artık bir ürünün nerede üretildiğini, nerede durduğunu, nerede hangi depoda beklediğini tespit edebilirsiniz. Tespit edebiliyorsunuz. Yani aslında bir taraftan dijitalleşen dünya ile beraber evet. biz şeffaflaştık. Yani bir standart oturma oturtma ihtimaliniz çok yüksek. Yani Fakat bir kalemi orada, bile şu kalibre evet, saklayamazsınız. Evet. Yani. Saklayamazsınız. Görüyorsunuz. Ya burada bir de bu boyutu var olayın kesinlikle var. Yani bu tamamen sosyolojik ve psikolojik bir hadise. Evet. Bir boyutu da şöyle bir algı var, şöyle bir gerçeklik var. Algı demek istemiyorum. Gerçeklik var. Bizim karşımıza ısrarla şu söyleniyor. Konuşmaya başladığımız zaman bunun neden olarak ekonomi politikle ilgili bir eleştiri geliyor. Evet. Hükümetin tercih etmiş olduğu işte üretim, istihdam, yatırım, ihracat eksenli yeni politika. Söylemeden Yiğit'i söyledik Şimdi Yiğit söyleyecek. Evet mi? söyleyecek fakat ben kontrol ediyorum. Biraz önce de kontrol ettim program arasında. Yani 1960'tan itibaren enflasyon oranlarına bakıyorum hiç düşük değil. Mesela 94'te %146, 87'de 49 hiç düşük olmamış. Bu modelde de problem var bizden önceki modelde. Evet. Yeni modeli eleştirelim, ortak bir yol bulmaya çalışalım. Ya temel meselemiz her iki konuk şunu söyledi. Bizim kendi aramızda da bunu konuştuk. Üretim modeline geçmemiz gerekiyor. Evet. Fakat fakat nasıl geçeceğiz? Ee, ya üretmeniz iste... bu modeli tercih ettiğiniz anda karşınızda bir blok var. Sizin e, sadece tüketen, üretmeyen bir modeli devam ettiren bir blok var karşımızda. Aslında bu baskının bir nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye mevcut haliyle kalsın, üretmesin. Hani ısrarla muhalefet şunu söylüyor, fabrika açın değil mi? Fabrika, fabrika, fabrika. Fakat mesela e, kağıt fabrikası açıldı. Avrupa'nın en büyük ka kağıt fabrikasını biz birkaç hafta içerisinde açtık. Evet. E, özellikle tarımsal üretimde e, Türkiye temelde son döneme kadar Türkiye tarım ülkesiydi. 50'lerden itibaren hatta Avrupa'nın art niyet olarak seçmiş olduğu model Türkiye için, Türkiye'ye dayatmış olduğu model Türkiye'nin tarım ülkesiydi, sanayi ülkesi olmamasıydı. Evet. Ama Türkiye kendi kendine, bu süreçte bir gerçekle karşılaştık. Biz e, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu zaten farkındayız. Bu ülkede her ürün üretilebilir. Tarihin sonuna kadar açlıkla karşılaşmaz bu ülke ama bunun için iyi planlamaya ihtiyacınız var. Mesela e, şu anda her şehrimizde e, organize sanayi bölgeleri kuruldu değil mi? Ve çoğu başarılı işliyor. Evet. Fabrikalar kuruldu. E, bir taraftan evet kapatılan fabrikalar var. Çünkü zamanın ruhuna hitap etmemeye başladı fabrikalar ya zarar eden fabrikalar. Bunu devam ettiremezsiniz ama bir taraftan da kağıt fabrikası gibi e, işte Aydın Söke'de kurulan Avrupa'nın en büyük ka kağıt fabrikası kuruldu. Yani bir taraftan da e, üretime dönük bir model ortaya çıkmaya başladı aslında. Bunun da sancısı olduğunu düşünüyorum ben. Ya mesela şu Erbakan'ın e, hani Erdoğan'ın konuşmasının arka metninde hep şunu görüyorsunuz. Bunu ben yapmak istedim işte 2007'de, 2011'de, 2013'te yaptırmadınız. Aynı şeyi Erbakan da karşılaştı. Değil mi? Karşılaştı. E, bu modeli tercih etmeye çalıştı darbeyle karşılaştı. Ya da Cumhuriyet'in ilk döneminde ortaya konulan model neydi? Yani üretim merkezi bir modeldi. Ağır sanayi evet hükümetin en başarılı olduğu alanlardan birisi. Savunma sanayi. Ya 1940'larda Avrupa'nın ya da Batı'nın bu ülkeye biçtiği elbise tarım ülkesiydi ve biz uçak fabrikalarını kapattık ya hangara çevirdik şu Ülke anda uçağ... uçak üretiyordu. Evet, mesela en yok zamanlarında üretti. Şu anda tabii dış politikaya girmedik de en yok zamanlarında, en yokluk zamanında ürettik. Avusturya'ya sattık. 60'a kadar e, hastanelerde kullanıldı bu uçaklar. Acil uçaklar olarak kullanıldı. Evet. Fakat ne olduysa bir anda biz tarım ülkesine döndük ve e, bağımlı hale geldik. Şu anda aslında mücadelenin bir boyutu da bu. Mesela Sol dış cümleli. politikadan evet, Hı. dış politikadan bir örnek vereyim. E, mesela Türk e, Başkan Erdoğan Katar'ı ziyaret etti. Erdoğan'dan önce de Macron ziyaret etti. Evet. Macron neyi sattı? Rafael. 18 tane Rafael uçağını sattı ve çok büyük para elde etti değil mi? 15 milyar dolar. Türkiye eğer bu uçakları zamanında yapmış olsaydı o tek parti ya dönemindeki... Ya uçakları devam ettirebilseydi, Evet devam ettirebilseydi, o irade devam etseydi şu anda tablo farklı olacaktı. Çok doğru. Ee, Yiğit Hacer hem bu stokçuluk meselesi hem de eee CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir süre önce özellikle de 10 e, tüketim hı hı. kaleminde büyük firmaların artış yapmamasını, zam yapmamasını iktidara gelmeleri durumunda bu firmaların e, eğer bir şeyleri varsa, zararlı, zararlı. Varsa, bunun iktidar tarafından karşılanacağını söylemişti. Şimdi e, ben de bir beyi de dinledik. Ekonomist, e, inanç Bey de dinledik, inanç sözleri de dinledik. E, ortada da bir vahim bir tablo var hakikaten. Yani bu ...gerçekten de sadece ekonomi politikasıyla çıkılacak bir şey gibi de görmüyor, görülmüyor. yani Bir fırsatçılık da var, Cumhurbaşkanı işaret ettiği gibi bir sokçuluk da var. Ee, sen nasıl okuyorsun bu tabloyu? Sabahtan beri asıl konuşmamız gereken mesele bu Nihayet. zaten. Vatandaşın en hayat yaşantı dediğimiz anlarını yok eden, mahveden durum. Şimdi birincisi şu durumu tespit etmek lazım. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana eksik bıraktığı yönleri olabilir yönetimlerin eksik bıraktığı yönleri olabilir ama bunlara dair 20 yıllık bir hegemon iktidarın daha sağlam çözümler ortaya koyması da temel görevidir toplumun verdiği yetki bağlamında. Şimdi sorunun aslında kaynağına inmiyoruz. Yani unuttuğumuz bir şey bizim bize dayatılan modeller yüzünden bugün bu hale geldiğimiz değil. Hı hı. Yakıcı bir biçimde özellikle 5-6 yıldır faiz, enflasyon, kur sarmalı dediğimiz, bütün iktisatın temelini oluşturan, yani hangi coğrafyada olursanız olun, 5 kişi bir araya geldiğinde bu dengenin söz konusu olduğu, paranın icadından beri çünkü yani para icat edilmeden önce takas yöntemiyle tamam. yapılan e, ticaret dışında bir yöntem yoktu. Temel kuralların yok sayılarak oradaki bileşik kuralların, ana kuralların, bilimsel kuralların yok sayılarak Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle tüm kuramları tersten okumamız sonucunda geldiğimiz bu durum söz konusu. Şimdi bu açmazdan da güzel fikirlerle çıkmamız ne yazık ki mümkün değil. Çünkü az önce hepimizin de söylediği, Erdoğan'ın da bir aydır söylediği üretim ülkesi haline geçelim lafını herkes zaten kabul ediyor. Bunun önüne geçmenizde bir engel yok. Üretim, istihdam... Bunları, bunlar, bunlar zaten en temel amantü. Bunları yapmak zorundasınız. Ama bunları yaptığınızda bugünkü ekonomik sıkıntılar bitmiyor sorun orada. Yani siz bugüne kadar üretim ülkesi olamadığınız için şu anda vatandaş tamamen yoksullaştı değil. Daha önce de belli alanlarda üretim ülkesi değildiniz ama daha bir refah toplumuydunuz. Yani orta direk dediğimiz kavram vardı. Şu anda daha önce derken hangi dönemi kastediyorsunuz? 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce şu an Türkiye ekonomik olarak en büyük kurulduğu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti en büyük açmazın içinde vatandaşların en büyük sorunları yaşadığı tarihteyiz bunu belki medyamız çok veremiyor bunu belki yetkililer çok anlatamıyor ama gidin vatandaşa sorun yani hep konuştuğum az önceki örnekler Bendevi Bey'de Sayın Falan Döken'de verdi. 70'lerde resmi olarak konuşulan kuyruklar bugün örtülü biçimde yaşanıyor İşte stokçuluklar da çıkar kuyruk lafı olduğunda ancak stokçuluk çıkar Bugün serbest piyasa ekonomisi adı altında örtülü bir baskı dönemi yaşıyoruz. Örtülü bir e, bankerler dönemi yaşıyoruz. Örtülü bir çıkar amaçlı örgütlerin dönemini yaşıyoruz. Yani belli oligark yapılar, bunlar işte market zincirler olur, çeşitli bölgelerde elinde sermaye tutan gruplar olur. E, emekçinin üstünden, vatandaşın üstünden gelir kazanıyor. Bakın çok tehlikeli bir sürece şundan gireceğiz. Bu tarz durumlar ancak devletlerin ya darbe yaşadıkları ya da ara Allah ara ya o kelimeyi anlamıyorum. Hayır, ben. niye anmayalım. Darbe olunca bu durumlar yaşanıyor işte. Darbe olunca geliyor bir oligark çöküyor. Ya oraya. da darbeye giden süreçte yaşıyoruz. Ne işte ben onu demek istemiyorum hani Allah oradan hı, korusun. Hı. Ama ya, temelde yani yaşadığımız diye. şimdi evet. bilimsel olarak söylediğimizde 77 sürecinde yaşanılan yani orada ne vardı? ambargo yaşadı Türkiye değil Tabii. mi? 77'de yoklukları yaşadık ya da 2. Dünya Savaşı sırasında yoklukları yaşadık ve bu millet hep bir bedel ödedi. 60'a gitti, 80'e gitti. Şimdi ne yazık ki sosyolojik hava yani yokluk ve ekonomik e, çaresizlik o havayla benzer. Ama ben hani bu 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 korkuyu hakikaten bir kenara bırakıp e, şu anlamda söylemek istiyorum ya da ara rejim dönemleri gibi bir durumda. Şimdi bizim gördüğümüz, hani tespit etmemiz gereken Sayın Erdoğan aslında bir ara rejime gittiği fikridir. Çünkü yaptığı şu, e, her şeyi bir kenara bırakarak güzel süslü cümlelerle çaresizliğini örtmeye çalışıyor. Vatandaşın temel sorunlarının sebebi olan yanlış ekonomi tercihindense düzgün üretim planlarına geçeceğiz diyor. Bakın bunun önüne geçmesinde hiçbir engel yoktu. Bunu Türkiye'de herkes destekler. Programın başında söylediğim ya Türkiye'de bir ARGE merkezi kurulmasını, bir üretim merkezi kurulmasını, bir teknoloji e, çağına geçişi kim eleştirebilir? Bugün savunma sanayini herkes destekliyor. Değil mi Türkiye'nin dört bir yanında yani evet. hatta göz bebeği gibi bakılmasını istiyor diyor ki muhalefet. Sakın ha diyor hava sana kimselere peşkeş çekemezsin demesinin sebebi şu Bunlar bizim göz bebeğimiz demek. Ve çok başarılı işleri attı. Başarılı işleri imza attı için bütçeden diyelim tartışmalarda hiç sanayiye ayrılan bütçe kalemiyle ilgili fazla denildiğini görüyor musunuz? Eksik bile deniliyor. Yani muhalefet bu konuda yapıcı bir hamle yapıyor. Ama şu anda eksik olan nedir? Yani vatandaşın temel durumunu etkileyen nedir? Enflasyon karşısında ezildi. Kur dengesi karşısında ezildi. E zaten faiz vatandaşın kazanabileceği bir avantaj değildi. da özellikle muhafazakar kesime e, yönelik de sempatik gözükülecek faiz karşıtı bir tutum aldı. E, ama vatandaş elindeki paradan oldu. Geçen sene başladığı askeri ücretle ne alabiliyordu? Bu sene o askeri ücretle ne alabiliyor? O yüzden %50'den fazla Oğlum bir daha... artırım konuşuluyor. Ya yani, sorun şu. Doğru sorun şeffaf de. bir şekilde Devletin elindeki olanakların yani aygıtların kullanılmaması, yanlış tercihlerle kullanılması ve bir nevi işte elinizdeki olanaklar, kasa dediğimiz dolar rezervleri bunların hepsi özellikle son 3-4 yıldır peşi sıra heba edilince büyük bir açmaza girdik. Bu açmazdan çıkış gerçekten çok zor. Peki, ee, sadece asgari ücret dememek lazım, bütçe eee evet. parlamenter sulduğu zamanki büyüklüklerle Tabii. dövizdeki artışlar. Yani program başında söyledim. bütçe. genel eline kadar bütçe %10 oluyor. değişti. Bütçe çöp oldu. Şimdi. Ne dersin bu meseleye? Bu ekonomi yani bu yani ben de ve e, çok önemli şeyler söyledim. Bence herkese bir ödev düşüyor burada. Yani bu sadece hükümetin polisiye tedbiriyle aşılacak bir mesele değil. Alışveriş yapana da düşüyor, esnafına da düşüyor. Elbette hükümete de düşüyor. Diyor ki işte temel şeylere bir hafta zam yapmasınlar bakın piyasa toparlanır diyor. Şimdi para insanı zengin eder ama adam etmez. Bu stokçular da maalesef bu eskiden beri toplumumuzun kanayan yarası. Şöyle bizim tüketim toplumu olmaktan çok acil bir şekilde kurtulmamız lazım. Mesela bugün Avrupa'ya gidin. Avrupa'da iş adamlarından tutun üst düzey yöneticilere, yöneticilerden çalışan işçilere kadar. Hepsi daha mütevazi, daha böyle olağan bir hayat yaşıyorlar. Kendilerine vakit ayırıyorlar. Efendim işte bisiklet kullanıyorlar. Arabalarının modeli önemli değil. Eski model arabalarıyla hayatlarına devam ediyorlar. Amaç orada ayaklarını yerden kesmesi. Biz ise işte daha şaşalı daha böyle görüntüyü Lüksever. seven lükse yönük bir toplum olduğumuz için bu bile bana göre aslında tüketim toplumumuzun başında kesilmesi gereken şeylerden. Şimdi çok uzağa gitmeyeceğim ben. Pandeminin ilk başladığı 2020 Mart ayında işte maske, kolonya, dezenfektan bulamıyorduk. Niye bulamıyorduk? Olmadığından mı? Hayır. Normal şartlarda bir paket yani içinde 100 tane olan maskenin satış fiyatı 10 lirayken bir anda 50 lira, 100 lira, 150 liralara çıktı. Efendim işte kolonya bulamadı insanlar. Kolonyayı toptancıları, kolonyaları sakladılar depolarında. Nasıl zam gelecek diye ve her gün üstüne koyduktan sonra işte 3 liraya mal ettiği kolonyayı kendince ticaret yaptığını zannederek aslında ihanet etti vatana bence. İşte efendim çok yüksek rakamlara sattı. Oradaki karı aldı cebine koydu. Şimdi biz tekstil ülkesiyiz ama ülkemizde maske bulamadık. Niye maske bulamadık? Üretilmediğinden mi? Yapılamadığından mı? Hayır. Aslında üretildi ama işte Avrupa'ya dövize satmak için, daha yüksek fiyatlara satmak için veyahut üretmesine rağmen saklayarak, piyasaya sürmeyerek bir kıtlık ortamı yaratarak, bir kaos ortamı yaratarak bundan faydalanmaya çalışan bir güruh vardı. Ve nitekim de faydalandılar. Hani e, özellikle bu alanda hizmet veren insanların çok ciddi rakamlar kazandığı da ortada. Şimdi sonrasında Allah'tan devletimiz olaya el attı. Özellikle bu konuda. E, en azından bazı tedbirler aldı ve bu tedbirler de sonuç verdi. Yalnız şimdi her 3-4 yılda bir biz televizyon akşam haberlerinde şunu mutlaka görürüz işte patates, soğan zam şampiyonu oldu. Patates, soğan şöyle oldu. Sonra aradan bir hafta 10 gün geçer. Ee, yine aynı televizyon kanallarında e, bir akşam haberi işte bir depo Başka bir yürü. şey yapılır, basılır ve bu depoda bir sürü patates, soğan bozulmayı göze almasına rağmen yani çürümesini göze almasına rağmen insanlar orada biriktirir ki daha fazla fahiş fiyatlara e, vatandaşı satabilsinler. E tabii ki buna bir tedbir almak lazım ama biraz önce Sayın Başkan da bahsetti bu ilk değil, son da olmayacak. Yani hani bugün stokçuluk Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı diye bitmeyecek. Hatta ve hatta belki de stokçular Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra ellerini bile ovuşturuyor olabilirler. Niye? E, sebebini söyleyeceğim. Hani nasıl olsa biz buna bir ceza ödeyeceğiz, bir katlanacağız, buna ağır yaptırım uygulanacak. Ona göre kendimizce bir tedbir geliştirmek adına da başkaca bir yöntemler e, izleyebilirler. Ama bence en ağır şekilde cezalandırılmaları lazım. Hatta yasada hapis hapis diyor ki mallarını el koyacağız diyor. Bakın diye. işte bunlara bazen mallarını el koymaktan çok aslında böyle bir hapishanede böyle bir birkaç ay geçirseler kendilerine gelirler. Çünkü oranın oradaki o bir mağduriyeti, bir insanlara ulaşamamayı. Çünkü şu Mahdiyeti. anda şu anda bakın dolar kuruyla enflasyonla hiç alakası olmayan ürünlere dahi zam yapılıyor. Evet. Hiç alakası yok yani. Evet, evet. Ya bugün ...doğadan gelen suya bile anormal faiz zamlar var. Ve artık insanlar bu işin altından kalkamamaya başladılar. E kalkamayınca ne oluyor? İsyan etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada hükümetin sadece asgari ücreti arttırmakla bir çözüm bulacağını düşünüyorsa hata yapar hükümet. Bu toplumsal bir meseledir. Dolayısıyla sadece işçiyi düşünmemek lazım, işvereni de düşünmek lazım... Ortak bir akılda buluşarak bunu sonuçlandırmak lazım. Efendim işte keşke e, devlet asgari ücretten vergi almasa da, efendim sigorta gelirlerinde devlet 3 yıl mesela 2 yıl hani belli Hı. bir süre koysa, o vergileri de ödese de oradaki işverenin ödediği maaş işçimize verilse, tabii işçimizin yani bir kanayan... Yani bir tabi işsizlik yaratmasa. Tabii tabii kanayan yarasına... Tabii. Çünkü şimdi bugün büyük firmalar özellikle böyle e, işte 30 bin, 50 bin, 60 bin kişi çalıştıran fabrikalar... E, Gözü televizyonda acaba asgari ücret ne olacak? Asgari ücrete gelecek vergi ne olacak? İşte efendim benim ödeyeceğim sigorta primi ne kadar açıkacak? Dolayısıyla bunları topladığınız zaman e bu sefer işçi çıkartmaya başlıyorlar. Dolayısıyla aslında suni anlamda bakıldığı zaman asgari ücret artarken bir anlamda da işsizlik artıyor. Dolayısıyla orada bir dengesizlik söz konusu oluyor. E bu dengesizliğin ya. sonucu da genel olarak toplumun yapısına yansıyor. Çünkü sonuç itibariyle bugün siz e, 2800 lira 3000 lira maaş alırken yaşamınızı kıt kanaat de olsa sürdürebiliyorken asgari ücret 5000 lira oldu diye seviniyorsunuz ama 5000 lira asgari ücretten eskiden rakamları lütfen takılmayalım. 3 milyon insan faydalanıyorsa e bugün 1 milyon insan e o 2 milyon insan ne olacak? Ne e zaten aldığı maaş kıt kanaat geçinmesini sağladığı için otomatik olarak kenarda birikmiş bir parası da söz konusu değil. Tabii. E belki kirada oturuyor, çocuklara okuyor. Efendim işte Çok tehlikeli e, başka bir var. O yani sonuçlarını öngörmek bile istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla son cümle rica Burada e, hayat standardını devletin e, insanlarımıza yapacağı yardımlarla sağlaması lazım. Şimdi bugün e, pandemide yapılan yardımlarda bizim devletimiz bu yaptığı yardımları geri istemiyor. Fakat mesela Almanya'da şu anda artık çalışmaya başladınız. Pandemide yapılan kira yardım vesaire yardımları iade edin diye bir şey var. Haberlerde de çıktı. Hatta bu gündem konusu ya oldu. Biz kendi Dolayısıyla dolayısıyla bizim burada e, toplum olarak, millet olarak özellikle hükümete büyük yük düşüyor. Sonrasında ana muhalefete büyük yük düşüyor. El birliğiyle bu yükün altından kalkmamız lazım Ama diye el birliği, düşünüyorum. El birliğiyle, el birliği vurgusu önemli. E, kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra siyaset konuşacağız. Çünkü İYİ Parti'den iki genel başkan yardımcısı önce Koray Aydın, e, daha sonra da Cihan Paçacı sanki ee, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın dercesine açıklamalar yaptılar. Meral Akşener sessizliğini koruyor. Bu iş nereye gidiyor? Kısa bir aradan sonra onu konuşacağız. Devam ediyoruz. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu da Reuters'a bir e, ...bebeç evet verdi. Ee, ekranınıza da geliyor. Ben de buradan e, okuyayım. Türkiye'de siyaset üstü bir atmosfer... ...yani bilindik politik kuralların... ...üzerinde bir anlayış mevcut. Millet ittifakı ve onunla... tevas içinde olan partilerin... ...ortaya koyacağı uzlaşma... ...Türkiye'nin belki de önümüzdeki 10 yılını etkileyecek. Günü geldiğinde en doğru kararın... ...ittifak sürecini yöneten... ...genel başkanlar tarafından verileceğini... ...düşünüyorum diyor. Ee, Cihan Paçacı ve... E, Koray Aydın'ın da demeçleri ortada. Onlar da hani seçilmesi garanti olmayan, bu işi ilk turda bitirmesi garanti olmayan bir ismin anketler üzerinden aday olmaması gerektiğini söylüyorlar ama tartışma sanki yani örtülü de olsa gerçi İyi Parti Genel Başkanı Berat Akşener sessizliğini korusa da sanki İyi Parti yöneticileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli. Doğru mu değil mi? Siz de sokuyorsunuz. Ee, ya tabii bu hem bu açıklama, e, Sayın İmamoğlu'nun açıklaması hem de Sayın işte İyi Partili yöneticilerin açıklamaları e, sanki e, özellikle İyi Parti bağlamında söylüyorum. İyi Parti aba altından sopa gösteriyor. Ya burada e, hep baştan beri konuşuyoruz ya. Burada çok evet. fazla bile e, birbirinden farklı siyasi partiler var ama ana omurgayı evet Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi oluşturuyor. E, fakat burada çok temel, birbirinden çok farklı 7-8 tane partinin ittifakıyla muhtemelen bir Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bağlamında söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle kendisi aday olmak istiyor. Son süreci ben öyle okuyorum. Çünkü hem e, konuşma metinlerini analiz ettiğiniz zaman ben yaparım, ben çözeceğim, e, biçimde, biçimindeki birçok ifade var. Bu ifadeler ben adayım. Hı -hı. Beni destekleyin. Ben Tüm mitingler özellikle son mitingdeki konuşması da bunun göstergesi. Bir boyutu bu. İkinci boyutu, bu ittifakın, millet ittifakının başarılı olabilmesi için bu ittifakın dağılmaması gerekiyor. Dağılmaması için de Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten sırtında ağır bir küfe var, bir yumurta küfesi var. Bu ittifakı dağıtmaya yönelik de bir politika izliyor. Bu gerçekten zor. E, İyi Parti cephesinde ise İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rezervli. Hı hı. Bunu çok aslında çok berrak bir şekilde görüyoruz. E, İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir görülmesi dahil olmak üzere işte Fatih'e benzetilmesi aslında bunun göstergesi. Hı hı. İyi Parti e, Meral, Sayın Meral Akşener e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ya da bu ittifak içerisindeki tırnak içinde sağcı <laughs> e, politikacılarla daha sağ siyasete yakın bir aktörün ön planda olmasını ve aday olmasını istiyor ve İmamoğlu e, bu bağlamda destekliyor. Bir diğer boyutu var zorluk. E, i̇şte HDP çok belirleyici burada. HDP'nin kanaatleri de çok belirleyici. Bu da İyi Parti içinden bir rezerv. Peki. Ya zorlu şey, bir süreç. Peki bir ittifakı dağıtacak bir şeye ulaşır mı? Yani bir e, yani adaylık ısrarı ya da ısrarsızlığı ya da İYİ Parti'nin başka bir aday konuşsa ki ben dağıtını hani, düşünmüyorum. Hı. Çok objektif bir şekilde dağıtılmaz. Bu pazarlık sürecek. Bu pazarlık devam ediyor şu anda. bu açık bu açık karnı İYİ şeyin Millet İttifakı'nın bu yalnız devam edecek bu. süreç şu anda iktidar çatış kendi içerisinde bir iktidar çatışması var. Bu çok berrak. Yalnız burada tehlike şu bu e, çatışma daha berrak hale gelmeye başlarsa ki bu onun göstergesi mesela Reuters'da, Reuters'daki haberi okuduk evet. değil mi? Siz bir evet. kısmını paylaştınız evet. ben de tamamını okudum. E, aday gündeminde Amoğlu, de değil de diyor mesela. Tam olarak bunu söylemiyor. Hı. Hı hı. Oraları geçişte evet tabi. yani Millet İttifakı'na güveniyorum diyor o işte uzlaşıyla evet, evet, çıkacak evet, diyor ama ben aday değilim demiyor. Evet. Gündemimde değil. Gündemimde değil tamam, diyor. Ama söyle. işte Yan, yan cebime koy mantığı da var burada. Metin Sadece. bunu da söylüyor burada. Ama e, burada bu çok e, iyi Parti, Millet İttifakı bağlamında söylüyorum. Eğer bu çatışma dili ve çatışmacı süreç devam ederse e, oy kaybetmeye başlayacak. Kaybeder. Peki. Sana da bir <laughs> cevap var. E, Tabii. Oğuz Kağan salıcı e, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Onun da sözleri de ekrana getirelim. O da diyor ki Hani bu Millet İttifakı niye adayı yok ortada? Bu belirsizlik siz de söz ettiğiniz evet, gibi evet. oy kaybettirmeye başlar ya da bir çatışma çatlak alanı evet. yaratır. O da diyor ki yarın seçim deseler bu gece adayımızı belirleriz. Yarın da seçime gireriz. Millet İttifakı liderleri bir araya gelirler. Masada otururlar, konuşurlar ve karar verirler. Onun dışında bir yaklaşımımız yok. Sanki İyi Parti'ye de cevap gibi. Şimdi küçük Üçüm. bir ekleme yapayım. Ee, çok uzatmayacağım. Konukların zamanından çalmak istemiyorum. Çünkü çok e, evet. sonuna geldim. Ee, şimdi adayı belirlemeniz de çok önemli evet. burada. Seçmen sosyolojik olarak ya da siyaseten adayıyla duygusal bir bağ kurar. Evet. Ee, i̇şte e, e, Ekmerettin İhsanoğlu vakası var değil mi? Evet. Yani adayınızı açıkladınız fakat... Kendi seçmeniniz bu e, 8 partinin 7 8 partinin seçmeni duygusal bağ kurmayabilir. Evet. Erken açıklaması duygusal bağı destekler. Güçlendirir. güçlendirir. Bir son de cümle. son cümle. Son bir iki cümleyle bitireceğim, uzatmayacağım. Risksiz ya da süper aday yok. Evet. Böyle bir aday profili yok Türkiye'de. Benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Evet. Siz dahi aday olsanız onun için Ama risk almayan bir, şey. bir siyaset, risk almayan bir siyaset başarısız başarılı. olmaya mahkumdur. Peki Buyurun. Sen aday olursan oyum sana abi. Yok ben beni bu işleri karıştırma. <laughs> olursan dedim zaten. Te teşekkür ederim. <laughs> Şimdi sadece bu senin güzelliğin. Ben de seni aday görmek isterim. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Ben almayayım. Ben hukukçu olarak hayatıma devam etmekten memnunum. Şimdi şöyle başından beri Millet İttifakı'nda şöyle bir kaos var. Cumhur İttifakı'nda ise şöyle bir disiplin ve tutarlılık var. Cumhur İttifakı başından beri diyor ki bizim cumhurbaşkanı adayımız şu anki mevcut cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır ve bu konudan vazgeçmeyeceğiz. 2023 Haziran ayında da seçim olacak. Ben netten söylemişti zaten. Başından Sayın itibaren arıyor. yani cumhurbaşkanı seçildiği gün itibariyle bu söylemler devam ediyor. Ve bu söylemde değişme, kayma, oynama herhangi bir düşünce farklılığı da söz konusu değil. Liderler açısından söylüyorum bunu. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener dedi ki ben dedi güçlendir başbakan, güçlendirilmiş parlamentoda başbakan olmak istiyorum. Yani bu aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının e, istediğini, bu adaylık anlamında bir öne çıktığının aslında bence bir göstergesi ve karşılığında cevabı da olabilir diye düşünüyorum. Şöyle, şimdi bir kere Millet İttifakı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyorsa ve ben adayım diyorsa ona hayır deme şansı yok. Çünkü Millet İttifakı bileşenlerin en güçlü e, şeyi, seçmeni en çok olduğu işte o oranın en fazla olduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda eli güçlü. E bir de HDP'li kardeşleri var. HDP'li kardeşleri de muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirler. Meral Akşener'e e, desteklemek Top yerine anlarsan. ben Gelecek ve Deva Partisi'nin de herhangi bir oy oranları anlamında bir e, şeyleri geçerli olacağını düşünmüyorum. O anlamda da kaydeye alınabilecek bir e, masaya yumruk vuracak derecede bir kudretlerin de olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Son Şimdi gibi. bir İma, İmamoğlu'nda bir şey var. Hastalık var. Yani hep ben olayım, hep ön planda ben olayım. E, tablonun en enine ben çıkayım derdi var. Sonuçta Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başka bir görevi yok siyasi bir görevi yok işte efendim e, partide herhangi bir basın sözcülüğü gibi bir durumu söz konusu değil ya İmamoğlu sen niye bu işlere karışıyorsun sen belediye başkanlığı yap yol yap tramvay yap efendim işte e, hizmet getir bütün İstanbulluyu hani bütün İstanbulluyu kucaklıyorsun ya bütün İstanbulluyu kucaklarken hizmet getirmesi lazım ama İmamoğlu'nun bu aslında açıklaması da bir yerden bir e, işte Meral Akşener'in işte Koray Aydın'ın çıkışına karşı bir ben bir sörf olarak düşünüyorum bunu e, Mansur Yavaş'ın durumunu da zaman içinde göreceğiz ama bence 2023 seçimlerinin kazanı yine Cumhur İttifakı Peki. olacaktır. Yiğit. Teşekkür ederim. Çok hızlı toparlarsan rica ediyorum. Senin hakkı yedik biraz bugün. Estağfurullah. Valla şey, benden beyefendi çaldı. Tamam. Sayın ben Kılıçdaroğlu istediği takdirde ortakları ile birlikte bu konuda en fikir olacak kanaatindeyim. Aday olacaktır. Millet İttifakı'nı en çok bir arada tutabilecek isimdir yine muhalefet seçmeni açısından en yüksek oy alabilecek adaydır. Sebeplerini uzun uzun anlatırım ama sosyolojik taban açısından da Sayın Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanabilecek en güçlü adaydır. Tahminimce bu tartışmaların sonucunda seçim salt haline girildiğinde Millet İttifakı'nın ortak adayı ve Millet İttifakı'nın genişlemiş halinde düşünürsek bu kadar emeği karşısında Sayın Kılıçdaroğlu bu adaylık görevini üstlenecektir. Peki. Çok teşekkür ederim Yiğit Acar. Serdar Doktor çok teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Sürçülisan olduysa özür diliyorum. İllerin kalbini kırdıysam tekrar özür Yok. diliyorum. Ama Üstadım kahve sözünü verdi. E, Siz. Davet etti. Gideceğim. Orada onu ikna edeceğimi düşünüyorum. Biz de Ramazan Bey'i çay içeceğiz. Siz Söylesene için, Üstadım. Ben söz <laughs> davet ettim diye. Sanki böyle şey tek şey. taraflı ondan sonra tek taraflı falan deyip olmasın ya. Peki. Yani. E, doşan Tokar Ramazan çok teşekkür ederim. elimize katıldınız evet, evet. evet. bugün de çok hızlı aktığı zaman daha konuşmadım. Başarısız oldu mu şey ya? E, gerginlik Saygısızlık yok, Sonraki sanacağım. programa e, pazartesi günü aynı saatte yine karşınızda bu süreçte olacak. Bizi bekleyeceğim. Akşam da saat 8'de sağlı sollu var. Sağlı sollu da bekliyoruz. Hoşçakalın.